Yeniden geldik, ekranlardayız arkadaşlar. Konsey olarak bu sefer karşınızdayız. Tarçın Reis de bizi karşılıyor. Bin merhaba. Strass'a şu anda özgür ruhuyla kaçmak için elinden geleni yap. Tarçın! Nasıl Hadi bakıyorsun şalay geriye oradan. ya? Değil mi? Hadi Bırak bakalım. beni, bırak. Zaten iyi de durdun. Lanet sahip, bırak. Öyleyse ben antremi yapıyorum arkadaşlar. Hadi buyurun. Geçtiğimiz haftalarda artık sayamadım. Sanki bir dönem sadece kozmik haritayı konuşacakmışız gibi geliyordu ama çok başarılı bir şekilde ve gerçekten heyecanı yüksek bir şekilde kozmik haritanın hikayesini yani benim fikrimce başarılı bir şekilde anlattık. Çok başarılı. Sizlere sunumumuzu yaptık. Çok da güzel ilgi gördü. Gerek yayınlardan olsun, gerek YouTube'da olsun ilgisi çok yüksekti. Öncelikle teşekkür ediyoruz. Ve yeni serimize farklı bir artık şeyden gitmeye, yoldan gitmeye karar verdik. Yani o direkt böyle ana şeylerden değil de, güçlerden değil de yani evreni kapsayan konulardan ziyade biraz daha Azeroth'a yaklaştık. Azeroth'u ilgilendiren konulara değineceğiz. Ama tabii ki hani bu tarz detaylara girerken hani o büyük güçlere değinmeden de geçmeyeceğiz. Özetle arkadaşlar Lore Konseyi olarak önümüzdeki birkaç hafta ejderha sınıflarını konuşacağız. Dragonflies'ları ele alacağız. Zaten bu yayında biraz girişini de yapacağız. Hani nedir ne değildir falan gibi. Yani direkt kırmızı dragonlar budur diye girmeyeceğiz. Normal ejderha sınıflarında neler olduklarına değineceğiz. Ve uzunca bir süre yine sanırım böyle 1,5 ayımızı falan alacak ejderha sınıflarını konuşacağız. Umarım siz keyif alırsınız. Umarım bu seriyi de beğenirsiniz diyoruz ve lafı daha fazla uzatmıyorum ben. Bir Lore Konseyi klasiği işte görselimizi hazırladı. Oraya koyduk yayın şeyini. Ne derler? Takvimini. Görkem hazırladı ve yine bir Lore Konseyi klasiği olarak Görkem bize konu başlıklarını sıraladı. Çok uzunca bir liste var karşımızda. Büyük ihtimalle yarının bayram olmasını değerlendirmiş. Demiş ki otursun bunlar, konuşalım bunları Yok yok. diye. İkinci kısmından korkma. Onlar yani birer cümle gibi daha çok. Yok yok şaka yapıyorum zaten ama konuşulması lazım dediğim gibi çünkü ejderha sınıflarına giriş yapacağız. Bugün sadece kırmızı ejderhaları konuşmayacağız. Genel olarak da bir ele alma durumu söz konusu olacak. Evet. O yüzden ilk konumuz ejderha nedir? Ejderha türleri nelerdir? Dragonflight yani ağzımıza alıyoruz sürekli ama uçuş sınıfı, ejderha sınıfı diyebilirsiniz. Nedir bu? Yani genel kapsam olarak bir cevap bulacağız buna. Varoluş amaçları nelerdir? Kırmızı ejderhalar özelinde. Ejderlerin kraliçesi Alexstrasza'yı tanıyacağız ki şu anda ekranda dönüyor bütün heybetiyle. Kırmızıların tarihçelerini değerlendireceğiz ki çok fazla alt başlığı var. Yani özel bazı konulara girilecek. O yüzden tek tek şimdi ben burada girmeyeyim ve Görkem'e giriş sorusunu sorayım. Abi evrendeki ejderha nedir? Yani World of Warcraft evreninde ejderha nedir? Ejder nedir? Farkı var mıdır bilmiyorum ama Ejder ejderha. Ejderha. yok. Yani zaten işte dediğin gibi aslında derin bir konu. Ben de bugünkü konumuza uygun kırmızı giydim. Şimdi ama kırmızılara tabii girmeden önce aslında genel olarak tabii Utkun da dediği gibi ejderha tabii bütün fantastik evrenlerde hakim bir konu. Hep yani en çok böyle konusu geçen fantastik yaratık bile olabilir. Haliyle Warcraft evreninde de bir ejderha formatı var. Ve buradaki ejderhalar daha çok bizim gezegenimizin üzerindeki koruyucu özellikleriyle işte biliyoruz. Bunlar renklerinden dolayı işte farklı güçleri var ve hepsinin kendine ait bir görevi var. İşte ejderhalar olarak tabii ilk karşımıza çıkışları tabii canavar olarak ve kesince bir şeyler düşüren yaratıklar olarak ama aslında hepsinin kendi kişilikleri ve kendi işlerinde bir sosyal yapıları var. Ve işte Azeroth üzerindeki ejderhalar da işte Dragonflight olarak geçiyor. Dragonflight tabii aslında tam birebir çeviremiyoruz ama işte her bir rengin işte mesela işte kırmızılara Red Dragonflight deniyor ve işte her bir rengin oluşturduğu gruba Dragonflight deniyor. Bunların her birinin başına da Dragon Aspect deniyor. Yani o rengin
Azeroth'a bakış açısı gibi. Şey diyebiliriz aslında, ejderha uçuş sınıfı. Ha ha, ne? Ejderha sürüsü gibi bir örnek oluyor ama... Ejderha sürüsü bence daha iyi. Yani işte... Ama tabii bunlar görevlendirilmiş olduğu için bir nevi böyle şey gibi aslında. Filo hava gibi. Kuvvetleri falan gibi de oluyor yani. Aynen. Filo. Evet evet, filosu gibi. Evet, tam evet. Aslında yani o daha yakın. Aspekti i̇şte, ben çeviremiyorum ama biliyor musun? Gördün de şimdi. Aspekt evet, yani çünkü lider olan ve işte o flight'ı yöneten dragonlara aspekt deniyor. İşte Alexstrasza da mesela kırmızıların aspekti. İşte Deathwing, eski halilerin Altarion zaten işte siyahların gibi gibi. Diğerleri işte değişiyor duruma göre. Alt flight'lar da var. Tabii esas olarak zaten Dragon Flight'ların zaten biz 5 tanesini esas olarak alıyoruz ama alt Dragon Flight'lar da var. Evet. İşte sıradan sayayım ben. İşte kırmızı, yeşil, bronz, mavi ve siyah. Bunlar esas Dragon Flight'lar ve işte Titan koruyucular tarafından görevlendirilmiş olanlar. Ama alt Dragon Flight'lar da var. İşte kromatik var. Bunlar Neferyan tarafından yaratılanlar. Bunlar işte diğer ırkların, diğer renklerin güçlerini karıştırıp daha güçlü bir ırk yaratmak için işte yapay yolla bir nevi işte zorla yarattığı bir ırk. Infinite Dragonlar var. Bunlar da işte bronz dragonların, yani zamanın koruyucusu olanların tam tersini yapıp işte zamanda değişim yaratıp işte kader ağlarını bozmaya çalışan bir ırk ya da flight diyelim. Netherwing'ler var. Netherwing'ler siyah ejderlerden geliyorlar aslında ama Draenor işte Outland'e dönüştüğü zaman oradaki işte güçler yüzünden bunlar da başkalaşım geçiriyor ve yeni bir ırka dönüşüyorlar. Netherwing'ler o yüzden farklı ve işte nasıl diyeyim, oradaki büyüsel güçler yüzünden evrimleşmiş bir ırk olarak düşünebiliriz. Plagued olarak geçen bir Dragonflight var. Bunlar da Sholomance'de Cult of the Damned'in artık böyle o Plague of Undead'i kullanarak başkalaştırdığı dragonlar ve bunlar da aynen işte Neferyan'ın yaptığı gibi zorla ve böyle yani iki gücü birleştirme çabasıyla zorla üretilmiş ve doğal olmayan bir ırk. Storm dragonlar var. Bunlar da işte yeni gördük zaten çoğunu. Daha çok işte Legion'da karşılaştık ve işte ayrı bir ırk olarak işte hepsini gördük. Bunlar da aslında işte Broken Isle'da kendi kendine evrilmiş bir doğal tür olarak gözüküyor. Ama çok fazla hakkında da derinlemesine bir bilgimiz yok. Sadece işte yaptığımız görevler ve işte gördüğümüz kadarıyla biliyoruz. En meşhur yani işte Vetir, onların lideri var. Onun dışında çok fazla da zaten görmüyoruz onları. En son da Twilight Dragonflight var. Bu da zaten en meşhur alt yani ve doğal olmayan işte Dragonflight. Bunları da işte Deathwing'le Sinestra oluşturuyorlar. Nether Dragonların yani işte o Outland'de kendi kendine doğal evrimleşen dragonların güçlerini kullanarak işte yeni bir ırk yaratmaya çalışıyorlar ve Twilight Dragonflight oluşuyor işte. Bunlar da tabii aslında en çok bir nevi tutan yarı doğal ırk. İşte zaten işte şeyle Kataklizm'deki böyle gördüğümüz düşman olan ejderhaların çoğu zaten bu ırka ait. Grim Battle'da işte ve başka yerlerde gördüğümüz işte Sinestra'nın öncesinde gördüğümüz ırklar ve işte ejderhalar genelde bunlar. Hatta işte en son şeylerdeki işte Grim Battle'dan sonraki yerlerde de karşımıza çıktı. Çünkü bunlar biraz Old God'larla da bağlantılı gibi gözüküyorlar. Ama çok tabii o detayı ve ne kadar içli dışlı olduklarını bilmiyoruz. Sadece o güçleri mi kullanıyorlar yoksa işte
esir mi düşürüyorlar. Aynen Ultraksiyon, işte Utku'nun dediği gibi. Ultraksiyon mesela Deathwing'in baş projesi gibi bir şey işte. Gelmiş geçmiş en güçlü ejderhayı oluşturmaya çalışıyor ve işte Nether Dragon'ların ve işte Kırmızı Dragon'ların güçlerini birleştirerek böyle bir ejderha yaratıyor. Bütün gerçekliği kırabilen ve işte bizi de zaten o fight'ın sırasında hatırlarsınız işte farklı boyuta çekebilen, sadece varlığıyla bile bizim işte bulunduğumuz boyutu değiştirebilecek güçte bir ejderhaydı. Ama işte tabii çok bunlar kararsız ve güçlerini de çok böyle iradeli kullanamıyorlar. Ve işte corruption'a çok açıklar aynı siyahlar gibi. Çünkü siyahın daha da ötesinde büyüyle bozulmuş bir ırk. Ve işte yapay olarak da daha da bu güçleri arttırılmış bir ırk olduğu için bozulmaya ve işte her türlü corruption'a da çok açıklar. İlk başta işte ejderhalar böyle. Bir tane eklemek istiyorum abi, müsaaden varsa. Şimdi Görkem'in söylediği tabii ana sınıftan kırılmalar bunlar. Yani bu ne derler, ana renk paletini işte kırmızı, mavi, siyah, sarı, başka var mıydı? Mavi. Sarı, mavi, yeşil, yeşil. Bu renklerin dışındakiler, şöyle söyleyeyim, bunlar hep kırılma. Görkem'in diğer anlattıkları. Yani ana renk paleti bunlar. Evet. Bir tek Görkem, naçizane söylüyorum, atladı ya da çok önemsiz çünkü bu. Ama Dragonflight olarak geçiyor. Chromatic Dragonflight var arkadaşlar. İlk onu anlattım zaten. Anlattın mı? Evet, onu anlattı. Neferya'nın yanı. Bir tane var çünkü ondan. İlk başta ya bir tane değil tabii canım. Yani örnekte şey yok. Chromatic Dragonflight'lar şey aslında. Başarısız deneyi. Üzerinde yürüyen kertenkele. Hayır değil. Şöyle yok, söyleyeyim. Yok, Chromagus ve bu şeyin bindiği dungeon'da bindiği bir tane şey vardı. Bir şeyin adını unuttum. Hemen bakayım. Tamam, anladım da. Velhasıl onun dışında başaramıyor. Yani deneyi tutturamıyor. Git. Git. Aynen. Random bindiği. Evet. O da tam değil zaten. Değil, evet. Kırmızıya daha yakın diye sayılmıyor. O yüzden Chromagus tek varisi olarak geçiyor. Chromagus'u da artık Hunter'lar gidip tame'liyor falan filan yani. O derece geride kaldı o hikaye. Demek ki başını kaçırdım ben. Yok tamam. Bunun önemi şu arkadaşlar. Deathwing'den işte Rathian'a geçen o hikayelerde bu deneyin yansımalarını göreceğiz. Biraz yani siyah gelince anlatacağız ama bu sınıfa özel olarak girmeyeceğiz. Ve o yayında o yayında yine ilginç bir teorimizi tekrarlayacağız. Çok önemli bir teori. Tabii. Yani siyah aynen kendi içinde alakalı entrikaları, hikayeleri olan bir ırk. Zaten şimdi, işte bu beş rengin en alengirli olanı siyah. Zaten şimdi onları istersen anlatayım bu. Bir şey isteyeceğim sizden. Bu ejderha türlerine çok şey yapmadan bir Galakrond'a girelim abi. Tabii ilk başta onu anlatacağım zaten. Tamamdır. Zaten bu ejder, yani Dragonflight olarak hepsini anlattım aslında ama bizim ejderhaların ilk başta işte yani gezegen üstünde oluşmuş halleri direkt bu halde yaratılmıyorlar. Aslında proto dragon olarak geçiyor ve proto dragonlar zaten o gördüğümüz proto drake'lere benziyorlar. Onun daha büyüğü ve işte o ırkı yönetici alfaları gibi. İlk başta bunlar var zaten ve işte hepsi şimdi işte Wormrest Temple'ın olduğu yerin etrafında yaşayan doğal böyle hayvan modu gibi böyle avcı yaratıklar. Ama işte bunlar kendi işte renklerinin de yansıttığı güçlere doğal bir yatkınlıkları var. Ve işte bunlar işte ilk başta, hatta Galakrond'dan direkt şey yapayım, kopya çekeyim de eksik olmasın. Galakrond çevresindeki bütün ejderhaları, canlıları yiyerek aşırı büyümüştü. Yani işte bunlar avcı yaratıklar olduğu için tabii şey, ve aynı işte sürüngenlerde olduğu gibi sürüngenler mesela işte yemek yiyebildiği sürece ve yaşadığı sürece büyür. Bunlar da aynı şekilde anlatılıyor ve işte Galakrond'da en güçlüleri olduğu için bunlardan sıyrılıyor ve işte
inanılmaz beslenerek böyle inanılmaz boyutlara ulaştı. Şu an ekrana verdim zaten şeyde de dönecek aynen, ama. Şekilde görüldüğü gibi. Ve diğer ejderhaların da o proto hallerini orada görebiliyorsunuz zaten. Daha böyle vahşi ve işte o son böyle güçlenmiş ve fantastik halde dönüşmemiş haldeler. Daha böyle hayvansal gözüküyorlar burada. İşte Galakrond'la ilgili kısım şu yüzden önemli. Yani ejderhaların bugünkü güçlerine ulaşmaları için aslında Galakrond'u yenmeleri gerekiyor. Ve Galakrond'u tek başlarına hiçbiri tabii karşısına çıkamıyor. Öncelikle ebadından dolayı, sonra da topladığı güçten dolayı. Ve işte güçlerini birleştirip, kısaca uzatmadan anlatayım, güçlerini birleştirip bunu yeniyorlar. Ve işte o Wormrest Temple'ın orada gördüğünüz yerde düşüyor Galakrond. Çok pardon. Ben şey de ekleyeyim ama Tyr bunlara yardım ediyor. Hatta Tyr bunların potansiyelini fark edip biraz göze getiriyor ve elinde Galakrond'a kaybediyor. Hatta Tyr aslında bütün bu Titan Keeper'lar içinde Azeroth ırklarına en çok yardım ilgi duyan yani aslında ilgilenen kara Titan Keeper'da onu da veririm. Bilgi. Evet. Şimdi onunla ilgili bir parodi videomuz vardı. Onu bulursam atayım. yani o Tyr'in elinin yenmesinin hikayesi de anlatılıyor. Yani işte çok dallanıp budaklanmayayım diye detaylara girmeyeyim diyorum ama aslında tabii anlatmak lazım. Çünkü işte ejderhaların geldiği nokta orası. Hiçbir şeyken. Yok sen kafana göre gidebilirsin abi. Biz sadece hani aklımıza gelenleri söyleriz sana yani böyle. Ha tabii canım yani aslında şey, yani sen de anlatabilirsin. Ben de böyle şey ters köşe olmayayım yani şeyden. Yo. Çünkü bu sefer kopya çekip anlatmaya başlayacağım. Gidecek yani yarım saat. Yok sen devam et yani. Müdahale de yani, ederim. Tamam. Ne dedik? İşte Tyr tabii yardım ediyor ve işte Galakrond'u yeniyorlar ve işte ondan sonra da zaten her bir işte bu ırkların başı işte Titan koruyucular tarafından güçlendiriliyor. Ama kırmızının da bir farkı var orada. Kırmızı bizzat Eonar tarafından, yani Alexstrasza bizzat Eonar tarafından güçlendiriliyor. Yani bir Titan tarafından. O yüzden aynen Eonar gibi Lifebinder title'ı var Alexstrasza'nın bu sebepten dolayı. Hepsinin tabii belli bir gücü var demiştim. İşte büyüye yatkınlıkları var. Kırmızıya işte Eonar yaşam üstünde koruyucu bir güç veriyor ve işte yaşam verme kudreti veriyor onlara. Yeşile gene Eonar'ın verdiği bir güçle işte Ysera'yı güçlendiriyor ve Emerald Dream'i koruması için Ysera'yı görevlendiriyor. Amantul'un gücüyle Nozdorm'u zamanı, Azeroth'un zamanındaki işte gidişatı korumakla görevlendiriyor. Norgano'nun gücüyle işte büyü Titan'a olan Norgano'nun gücüyle de Kalegos, yani tabii ondan önce şey Maligos güçlendiriliyor ve işte ilk aslında Maligos işte mavi ejderlerin başı olan işte büyü güçlerini korumakla görevlendiriliyor. Kazgoroth'un gücüyle de Neltharion, yani sonradan işte Deathwing olacak olan ejderha güçlendiriliyor ve işte o da toprağı ve işte altındakileri korumakla görevlendiriliyor. Ama tabii daha sonra işte bildiğiniz gibi N'Zoth ve diğer işte Old God'lar tarafından etkilendiği için korapt oluyor ve Deathwing'e dönüşüyor. Yani hırsından ve hırsından. Yani biraz hırs, biraz işte yok onun şey hırsı var ya, şey hırsı işte diğer flight'lara daha güzel güçler bahşedildi. Kıskançlığıyla Old God'lara yaklaşıyor zaten. Sıkılıyor değil mi aslında o hırsı oldu? Evet, ilk bu güçler verildiğinde Alexstrasza lider olarak atanıyor ve işte Deathwing ilk baştan beri bunu her zaman işte kıskanıyor ve kendisinin aslında liderliğe layık olduğunu, en güçlü ejder olarak kendisinin olduğunu her zaman savunuyor. Ama tabii ilk başta bunu
çok fazla böyle ne dışarı vuruyor ne de işte bununla ilgili bir şey yapıyor. Sadece işte bu bozulma başladıktan sonra bununla ilgili bir şeyler yapmaya başlıyor zaten. Oraya çok kısa bir şey girebilir miyim? Benke de söylemiş yayından. Çok güzel bir nokta. Bu hani Earth Warder olmasından kaynaklanıyor da olabilir mi sadece? Hani çünkü Old Guard'larda hani böyle zaten yerin altına... Onu efendim? Ben hani şey yapayım. Zaten Earth Warder olduğu için yerin altında bu kadar duyarlı. Yani diğer Dragonflight'lar yerine aslında Deathwing'e yoğunlaşmanın en büyük sebeplerinden biri. Daha iyi duyacaklarım. Doğrudan onlara bağlı olması, evet. Evet. Doğru doğru. Yani aynen öyle, güzel bir detayı. Zaten işte şey, o detay çok ilginç yani. İlk başta yeri ve altındakileri korumakla işte evet, görevlendirilmesi de o açıdan ilginç. Demek işte Titanlar ya da işte koruyucular işte ilk başta zaten oradan gelebilecek tehlikeleri düşünerek aslında Deathwing'e bu gücü bahşediyorlar ama orayı koruması gerekirken işte biraz hırsının da ve işte bu güç açlığının da etkisiyle tabii Old God'lar tarafından daha çabuk etkileniyor ve diğerlerine düşman oluyor işte. Ya böyle düşünsene, sürekli fısıldıyor fısıldıyor fısıldıyor, yeter diyeyim tamam dersin yani. Tamam ne yapalım diye. Evet. Bu şeye girelim mi Görkem sizce? Yani Murat Han. Kırmızılara geçmeden. Bu çok kısa, bu Kadimler Savaşı'nda yaşanan şeyleri. Yani Dragon zaten... Soul'u anlatmak açısından iyi oldu. Evet. Evet evet. Zaten Kırmızıların da tarihindeki ilk en önemli şey olarak onu yazmıştım ben de. Evet. Onu anlatmak iyi olur yani. O zaman şöyle söyleyeyim. Ben tekrar Görkem'e soru şeklinde yaklaşayım. Diyeyim ki artık genel ejderhaları tanıdık. Evet, Galakrond'dan geliyorlar. İşte topraktan geldik, toprağa gidecekler. Eyvallah. İşte Deathwing'in neden öyle olduğunu da biraz daha açtık. İşte genel ejderha sınıflarının hangi büyü türüne ya da hangi elemental türe daha yatkın olduğunu, neden öyle olduğunu da aktardık. İşte hangi Titan'dan hangi gücünü aldığını da söyledik. Genel olarak zaten bütün fantastik evrenlerin değişilmez uçan yaratığı olan ejderhaların da Warcraft evrenindeki yerini özetledik. Ufak ufak kırmızı ejderhalara geçelim. Kadimler Savaşı'na girmeden de Görkem'e soruyorum. Görkem, kırmızı ejderhaların varoluş amaçları nedir? Görevleri nelerdir? Ama War of the Ancients dedin. Hayır, senin sıraya göre gidelim diye. Ben şey yapalım. Yani aslında şey, tabii ikisi de bağlantılı bir konu ve işte kırmızı ejderhalar olarak yani ilk önemli böyle Azeroth'un kaderini etkiledikleri yer zaten işte Kadimler Savaşı, War of the Ancients diye işte bildiğimiz tarihi olay. Zaten işte görevlendirildikten sonra ve güçleri aldıktan sonra karşı karşıya kaldıkları en büyük tehlike gibi aslında bu durum. İlk Legion işgali oluyor ve işte demonlara karşı savaşmak için işte ejderhalar işte güçlerini birleştirmeye karar veriyorlar ve işte demonlara karşı bir silah yapalım diye işte Neltarion Demon Dragon Soul'u yapalım diyor. Ve hepsinin gücünden bir parça koyuyor oraya, işte bütün Dragonflight'lar gücünden bir parça koyacak diye. Hepsi gerçekten kendinden bir parça koyarak bu işte silahı oluşturuyorlar. Zaten bunu sonradan işte Dragon Soul Raid'inde de görüyorsunuz. Oradaki ilk oluşturulan silah gene aynı şekilde bir işte disk şeklinde bir kristal gibi. Ve hepsi işte bu kristale gücünü aktardıktan sonra en son siyah olarak kendi gücünü aktaracakken de işte Neltarion bunu alıyor ve işte bunu şu halinde bir deneyelim diye işte önce Demon ordularına, işte Legion'ın ordularına yöneltiyor ve işte bakıyor ki güzel çalışıyor, hakikaten etkili bir silah oluşturuyorlar. İşte aynen o Dragon Soul Raid'inde gördüğünüz gibi parlak bir ışık çıkarıyor ve işte bu ışık yok edici bir güce sahip. Bütün ejderlerin gücünün aynı anda odaklanmış hali. Ve işte Neltarion bunu denedikten sonra ondan sonra işte kendi gücünü buna aktarmadığını fark ediyor diğer ejderhalar. Ama tam bu sırada işte Dragon Soul'u bu sefer işte Night Elf ordularına önce çeviriyor. Hepsi bir anda donup kalıyor diğer ejderhaların ve ondan sonra da
diğer ejderhalara doğru çevirmeye başlıyor ve hepsi işte birden böyle kendi güçleri de bunun içinde olduğu için buna karşı işte ölmeye başlıyorlar. Teker teker işte dökülmeye başlıyor bütün ejderhalar. Maviler işte Maligos bunu görüyor. Özellikle Maligos'un iki katliamı uğruyor. Maligos işte büyüyü daha iyi anladığı için buna karşı işte durdurmak için bütün mavi ejderleri bir araya topluyor. Hepsi beraber işte Neltarion'a saldırıyorlar ama Neltarion da bunu beklediği için birden işte mavilerin üstüne çeviriyor Dragon Soul'u ve mavilerin neredeyse hepsi orada o anda ölüyor ve bu tabi artık trajedinin içinde Maligos'un işte kendi eşi, oradaki bütün işte çocukları büyüttüğü, artık böyle yardım ettiği, büyü öğrettiği falan bütün ejderhalar var. Hepsi tek tek böyle gözünün önünde ölüyor. Ve işte Maligos o anda deliriyor bir nevi. Böyle artık şey, acıdan dolayı. Ve kaçabilen kaçıyor ama orada o şekilde artık bütün ejderhaların neredeyse yarısından çoğu ölüyor. Tabii en çok da maviler güç kaybediyor ve ejderhaların çağı o andan sonra bitti diye söylenir. Çünkü Azeroth üstündeki ejderhaların yarısından çoğunu o tek anda Neltarion hepsini öldürmüş oluyor. War of the Ancients'taki en büyük ejderhaları etkileyen olay bu. Tabii daha sonrasında işte son anda işte kalanları da öldürecekken işte Crassus olarak bildiğimiz Coriel Strass işte son anda müdahale ediyor Deathwing'e beklemediği bir anda ve işte bunu durduruyor ve diğer ejderhaları kurtarıyor. O olaydan sonra da zaten Neltarion artık Deathwing olarak anılmaya başlıyor ve işte savaş tabi devam ediyor ama Deathwing işte ejderhalardan ayrılıp işte kendi siyah ejderlerini de ayırıp artık kendi planlarını uygulamaya geçiyor bir nevi. Kalan ejderhalar tabii yani ellerinden geldiğince işte savaşın devamında Legion'a karşı işte savaşıyorlar, yardım ediyorlar diğer şeylerde. Artık onların detaylarına girmeyeyim. Ama yani ejderhaları ilgilendiren ve esas kırmızıları da ilgilendiren en büyük kısım bu. Bu arada tabii Crassus da ejderha, onu da söyleyeyim yani kırmızılar kurtarıyor bir nevi kalan ejderhaları. Şey, ben böleyim abi ama. Tabii. Tamam ekle. Senin anlattığına farklı bir şey biliyorum yani şu yüzden. Gerçi artık canon mı onu bilmiyoruz ama Well of Eternity Dungeon'dan benim çok net hatırladığım sahne. Well of Eternity'nin üzerindeki Dragon Soul'a diğer 4 Dragon Aspect güçlerini aktarırken Deathwing oraya geliyordu. Ve o sırada Old God'ları, Tentacle'ları o Dragon Soul'u sanırım kilitliyorlar ya. Yani. Bir şey yapıyordu orada Old God'lar. Ben onu çok net hatırlıyorum o anı. Yani Old God'larla direkt bağlantısı var mı bilmiyorum da. Yani o dungeon'da görülen Deathwing'in kendi gücü galiba. Yani Old God'lar... Bayağı yerin altından Tentacle'lar çıkıyor. İşte onu Deathwing yapıyor galiba. Kendisini attırıyor ya. Ben de Deathwing diye biliyorum yani. Old God'larla... Old God'lar yok daha orada. Yani şey, daha hala o son ana kadar işte o kullanım... Çünkü ben sanki o sahnede onlardan da bir aşağıda Whisper vardı i̇şte diye hatırlıyorum. O anı hatırladınız mı? Deathwing'in kendi gücü o. Yani oradaki Whisper şey değil mi? Mine diye geliyor. Evet. Tamam, o Deathwing'in kendisi abi. Deathwing o işte. Yani şey, o Tentacle olayı da zaten bizzat onu kendisi kilitliyor. Yani diğerlerini o anda bir nevi felç ediyor zaten ilk saldırıdan sonra. O felçi işte bozan Crassus Coriastras. O işte sonradan bir nevi katılıyor. Geç kalıp böyle... sonradan gelip günü kurtarıyor bir nevi. Biraz boş muhabbet olacak da bir sorum olacak size ya. Hani böyle fikir soracağım yani, şey değil. Lore sormayacağım da. Neden mavilere çok yükleniliyor burada? Ya büyüye olan işte yani büyüyü korumakla görevli oldukları için diğer ejderhaların kullanabileceği büyülerin güçlerine de bir nevi
Yani hakim değiller ama üstünde böyle koruyucu güçleri var, engelleyebiliyorlar. Özellikle yani, Neltaro'na karşı en büyük tehdit bu. Yani evet, Deathwing orada karşı. Evet. Ney Murat'ın? Deathwing orada direkt o tehdidi yani yapacağı şeyi engellemesini engelliyor. Evet, aynen. Ya çünkü hatta yani... şey falan mı öyle, Sindragoza'nın falan oluşumu o şekilde oluyor ya. Evet, direkt evet. Mavilere kafa atıyor yani dönüp de. Hatta evet, Sindragoza'da hani mavilerle bir detaylı konuşuyor. Notrend'e kaçıp orada ölüp sonra Arthas tarafından diriltiliyor. Evet, aynen. İzin verdim ya. Kaçmıyor da dur şey yaparız. Onu daha detaylı bak. Dragon yani. Soul'u üzerinde kullanılıyor mavilerin. Yani bayağı bildiğin patlatıyor böyle. Tabii, etrafa saçılıyor mavi. Zaten işte şey yani Maligos anlıyor yani bunu kötüye kullanacağını. İşte daha Night Elf'lere çevirmeden bir şeylerin ters gittiğini anlıyor. Gücünü yüklemedi. Yani eşit güç yok şu anda diyor ve işte Meltar'ın işte, gücünü acaba... yüklemeden denemeye başlayınca işte aslında savunmaya geçmeye çalışıyor. Bütün mavileri bir araya topluyor işte saldırıp buna engel olalım diye ama yetişemiyor. Zaten hepsi bir araya geldiğinde de Deathwing onlara dönüp işte o durumdan faydalanıp hepsini neredeyse öldürüyor. Acaba diyorum hani Maligos bunu yani büyünün aspekti olduğu için mi hissedebiliyor, atıyorum niye Alex? Tabii yani aynen işte orada sonuçta büyüyle oluşturulmuş, ortak büyüyle oluşturulmuş bir silah var. Ve işte 4 rengin gücü yükleniyor. Siyahın da yüklenmesi lazım ama işte o 4 renk varken nasıl kullanılabileceğini hissedip ters gittiğini anlıyor ve müdahale etmek için harekete geçiyor ama yetişemiyor tabii. Deathwing silah olarak. Şey de çok ilginç. Hani bunu Maligos seziyor, Nozdor mu umursamıyor? Nozdor mu? Aslında şey yani tam nerede geçtiğini hatırlamıyorum ama tarihin gidişatını ve zamandaki olacak olayları etkilememek için gidip de müdahale edemiyor buna. O çok önemli bir şey yani. Evet. Nozdorm'un bilerek yapmaması. Hani evet. Bunu... Söyleyemiyor da. Evet, hani bunu bronzda daha detaylı konuşuruz ama bazen diyoruz yani geçmişe gidip şunu değiştirsek daha iyi olmaz mı diye ama evet. Mesela hani gerçek hayatta da hani Warcraft'ta Nozdorm şeyi biliyor. En ufak değişiklik çok fazla şey değiştirip kaosa yol açabilir ki Infinite Dragonflight'ın da asıl amacı var. Bu değişiklikleri yapmak. Mesela hani neden Medivh'in orkları getirmesini engellemelerini ya hani biz ona müdahale ediyoruz. Falan. Hani orklar gelmeseydi mesela Alliance'a hort kurulmayacağı için Birjin'e karşı daha zayıf olacaktık vesaire vesaire. Yani. Biraz daha yani, ağır felsefeye giriyor ama işte hani zamanında yapacağın değişiklik şeyi yani akışı ne kadar etkiler belki bundan çekiliyor ya da daha büyük bir kaosa sürüklenecek. Yani Infinite Dragonflight evet, biraz hani corruption şeyi farklı. Biraz daha felsefik geliyor o konular bana ya. İşte en basitinden şöyle düşünebiliriz. Onu şöyle gösteriyorlar zaten. End Time Dungeon'ına girerseniz işte müdahale edilmediğinde ya da ters müdahale olduğunda neler olabileceğini orada görüyoruz. Orada da mesela evet. Deathwing'in kazandığı hali diye geçiyor ama Deathwing orada da ölüyor. Yani ne olursa olsun ölecek ama bizim varlığımızı bitirmeden öldürüleceği tek zaman yolu bizimki. Yani o yüzden müdahale edemiyor. Deathwing'in orada mavilerin %90'ını öldürmesi gerekiyor ki biz onu sonradan evet, işte doğru şekilde güçlerimizi birleştirip yenebilelim. Zaten yani, benim en çok sevdiğim aspect Nozdor mu? Açık konuşuyorum. Evet, evet. Valla ben sakallı dedeyi seviyordum da öldü işte. Maligos. Evet ya. Yani. Evet. Evet, Sundering'e tamam, doğru yürüyelim abi. Tamam. Buradan bir bakayım anlatacağım bir şey daha var mıydı? Atladım mı? Yani işte Krasus'u anlattım. Evet, tamam, pardon. Yani buradan sonrasında aslında şey yani kısa kısa anlatabilirim. İşte kırmızıların tarihçesi ve işte Azeroth'ta yaptıkları önemli işler olarak işte ben not almıştım. Yani oradan sonra devam edecek. Çünkü bütün böyle yaptıkları aslında büyük olaylara etkileri var. Ve işte bu War of Ancients'tan sonra zaten ilk yapılan şey işte şimdi Mount Hyjal olarak bildiğimiz yere işte kutsal bir
şey ağaç oluşturmaya işte geçiyorlar ve bunun aslında işte orayı korumak için ve oradaki işte yeni oluşturulan minyatür Well of Eternity'nin güçleriyle işte bu ağacın büyümesini sağlıyorlar. Zaten işte Ysera da orada ve işte bunun direkt olarak Dream'e de bağlantılı olmasını sağlıyor. Ve Nordrasil olarak bildiğimiz işte Well of Eternity'nin yanındaki ağaç ilk olarak bu şekilde oluşturuluyor. O savaşın sonunda. Ve zaten bundan sonra işte orayı bir nevi işte üs olarak belirliyorlar. İşte orayı korumak aynı zamanda işte Azeroth'un büyü gücünü ve işte ejderhaların da ilk olarak işte nasıl diyeyim faydalandığı ve işte Azeroth'un hem doğasını hem yaşamını desteklemek için kullandıkları işte Emerald Dream'in güçlerine de bağlantıyı bir nevi koruma altına almış oluyorlar işte evet. Orada ağacı Nordrasil'i oluşturarak. Ama tabii sonradan burası işte bildiğiniz gibi Archimonde tarafından saldırıya uğruyor ve hedef haline de geliyor. Ve daha tersinde Wisp'lerin fedakarlığıyla yok ediliyor Archimonde. Ama sonra üzerindeki enchantment'lar yani o güçlendirmeler de gidiyor. Evet yani oranın ilk oluşturulduğundaki halindeki gücü kalmıyor aynen işte Murat Han'ın dediği gibi. İşte Alexstrasza'nın verdiği ölümsüzlük, yok. Nosdormu'nun Nightelf'lere verdiği ölümsüzlük. Evet. Ysera'nın verdiği aynen. Dream'e geçiş. Hı-hı. Ve mesela işte Fandral'ın daha sonra bu ağaç tiplerine girmesinin sebebi şeydi ya. Nightelf'lere tekrar ölümsüzlüklerini vermek. Şeyi sorayım o zaman ben. Bu Teldrassil'in Corruption'a açık olduğunu fark ettiklerinde bunu değiştirmek için tekrar kutsuyorlar ya Alexstrasza ve Ysera. Chronicles Bed'in şeyinde yazıyor bu arada. Nozdor mu ona müdahale edemiyordu? O zaman alternatif ölümsüzlüklerle tekrar nasıl geldi? Ya da gelmedim tekrar. Ama daha sonra değil mi o? Yani Teldrassil zaten sonra kuruluyor. Evet, yani asıl ikinci World Tree olarak onu yapıyorlar. Evet aynen. Yani onun için zaten önce işte o Dream'in ilk corrupt olduğu zaman ondan sonra oluyor. Evet. Az daha sonra yani. Hani Nordrasil'in o Nightmare'de etkilenmemesinin sebebi de o üzerindeki güçlendirmelerdi. Yani, aslında işte onun da orası biraz tartışmalı şey. Yani Nordrasil de sonuçta Dream'e birebir bağlı olduğu için bizim görmediğimiz kısmı işte kökleri ya da Dream'de olan kısmı aslında Corrupt mı ya da Old God'lar ona da müdahale edebildi mi orayı bilmiyoruz. İşte o alt kısmını göremediğimiz için yani aslında Teldrassil'in de Nordrasil'in de Corrupt olmuş olma ve çoktan yani Dream değil de Nightmare'e hizmet etmek kısmına geçmiş olma ihtimali var. Ama Teldrassil öyleydi zaten kesin olarak. Yani onu bilmiyoruz yani. Ama işte Valsharath'taki ağaç mesela artık yani Azeroth'a sızacak kadar çok etkilendiği evet. için onu, o bölgeyi görüyoruz. Mesela direkt Nightmare görüntüsünde o ağaç artık böyle. Diğer ağaçlar gibi eski halinde değil. Peki Sylvanas'ın bu amaçla yakması ne olacak falan? Ya biliyorsa. O zaten o yüzden ilginç yani. Yok, ama o kadar fazla ihtimali var ki boğu beslemek mi, Wisp'leri yollamak mı, Corruption'ı engellemek mi o kadar fazla ihtimal var ki Wisp'leri için. Aynen yani Sylvanas'ın yaptığı işte ilk başta kötü gibi gözüken şey aslında altında başka bir sürü şey barındırabilir. Bir tane ihtimal de bu. Yani şey için ben sordum Mateldrasil'i. Nertelf'le anneşe doğrudan ölümsüzlüklerini geri kazanamadılar Nosdorm'un blessing atmadığı için. Tabii evet. Ysera'yla sadece Emerald Dream'de bağ kurup Alexstrasza'yla da bağışıklık kazandı gibi. Evet, Alexstrasza Azeroth üstündeki yaşamı yaşam açısından onlara böyle bir nevi koruma veriyor. Ysera da işte Dream tarafından böyle bir nevi evet. işte ölmeden koruyucu bir güç veriyor. Yani o sayede Nosdorm'u da işte zamansal olarak işte koruyucu bir güç veriyor ve o sayede ölümsüz oluyorlar. Evet, zaten Warcraft işte Archimonde orayı
etkisiz hale getirene kadar Azeroth'un en önemli noktasıydı Nol'drazi. Yani. Evet, evet. En önemli. Zaten işte aslında çok uzun süre oraya gidemememizin sebebi de o olarak söylendi. Yani orası evet. O kadar önemli ki işte bizim gibi böyle önemsiz ölümlüler oraya gidip işte karıştıramıyor ortalığı. Korunması gerekiyor çünkü falan diye. Ama sonradan açıldı tabii saldırı olunca. İşte kataklizm zamanı. Yani bunu zaten diyor ama Warcraft 3'te bütün ölümlülükler onun önünde dikilip şey yapmamış gibi. Savunmamış gibi. Ama işte şey o zaman da gene saldırı altında olduğu için izin evet, verdi. Ve aslında hala en yakındakiler Lachenler. Evet evet. Yani onlar da işte esas koruyucu evet, ordu evet. Olarak onlar gözüküyordu o zaman. Evet. Yani o kısmı anlatmış olduk böylece. Zaten işte bundan sonra ikinci savaş oluyor. Zaten işte arada aslında orkların saldırısı ve işte yani orkların değil tabii. Orklar ilk saldırdığında biliyorsunuz Legion'ın etkisi altında ve ilk aslında Orcs vs. Humans denen şey işte o First War olarak geçiyor. Evet. Orkların Azeroth'a ilk saldırısı aslında bir Legion saldırısı. Bu savaşta işte ejderhalar çok aslında müdahale etmiyorlar bu duruma. İşte ama sonrasında bu müdahale etmemelerinin bir nevi cezasında bizzat en çok kırmızılar çekiyor. Ve ikinci savaştan sonra yani orkların ve Legion güçlerinin galip geldiği kısımdan sonra yani ilk savaşın sonunda aslında Stormwind düşüyor ve işte biliyorsunuzdur ondan sonra işgal hareketine devam ediyor orklar. Ve ikinci savaşta da işte Orgrim'in artık War Chief'liğinde bayağı ciddi ilerliyorlar. Ve daha da güç kazanmak için işte doğal olarak orada olduğunu gördükleri işte ejderhaları ele geçirmeyi planlıyorlar. Ve Gul'dan'ın işte baş warlocklarından bir tanesi olan Necros bunun yolunu keşfediyor ve işte kırmızı ejderhaları yöneten ejderhayı da işte hangisi olduğunu bulup tespit edip işte Alexstrasza'yı esir alıyor. Alexstrasza'yı esir aldıktan sonra da bütün kırmızı ejderhalere artık orklar binek olarak ve silah olarak kullanmaya başlıyorlar. Ondan sonra işte çok uzun süre Dragonmaw klanı altında bu artık böyle geleneksel bir iş olarak çok uzun süre devam ediyor. Kırmızı ejderhalar her zaman böyle aslında orkların böyle silahı ve bineği olarak işte ilk başta görülürdü o yüzden. Çünkü işte ork hort kırmızı ve işte kırmızı ejderi kullanıyor falan gibi görülürdü. Warcraft zamanında bir nevi işte bunun hikayesinin de altyapısını verdiler ikinci oyunda. Zaten üçüncü oyuna geçişte de işte bugünkü bildiğimiz işte ejderha hikayesinin ilk adımlarını attılar. O anlatılanlar birbirini işte tamamlamaya başladı ve zaten işte bu kırmızıların da esir alınma durumunu o şekilde altyapısını hikayesini öğrenmiş olduk. Sonradan tabii işte Grim Battle olarak bildiğimiz işte zindan bu kırmızı ejderhaların üretilmesi için kullanılan yer oluyor ve ondan sonra işte burada zaten ikinci savaşın sonunda işte kaybedince o artık oradaki Legion müşteri işte Horde o zamanki Horde işte yine işte Legion'ın Horde'u diyelim. Kaybedince daha sonra Grim Battle'u da almak için saldırıyorlar ve kırmızı ejderhaları kurtarmak için Ronin ve işte mavi ejderhalar işte yardım ediyor ve Kirin Tor işte Kirin Tor'un zaten yani insan büyücülerinin eğitimini zaten bir nevi işte yardımcı olan ve yöneten işte kırmızı ejderhalardan Krasus yani Coriastras gene işte bu Grim Battle'un tekrar işte kurtulmasına da yardım edip işte Alexstrasza'yı özgür bırakıyorlar. Ve tekrar kırmızı ejderhalar eski gücüne ve olması gerektiği görevine
andan sonra dönebilmiş oluyor. Tabii şunu bu göstereyim ben arkadaşlar. Çok kısa özür dilerim abi, sözünü kestim. Çok güzel ilerliyorsun böyle, yani edebi yazar gibi gidiyorsun. Vallahi araya girecek şey bulamadım. Çok özür dilerim, o yüzden sözünü kesmiş oldum. Arkadaşlar şu anda ekranınızda var Warcraft'ın Ejderhanın Günü isimli kitapta. Görkem'in şu anda anlattığı hikayeyi okuyabilirsiniz. Yani Alexstrasza'nın nasıl kurtulduğunu, oraya nasıl düştüğünü, daha nasıl söyleyeyim, roman şeklinde, böyle biraz daha hikaye şeklinde okumak isteyenler, bilmek isteyenler varsa ve bu kitap hani, Türkçe. Yani Türkçe'ye çevrilen 3 kitaptan biri. Okumanız çok faydalı olur. Evet. Evet. Aynen. Ve şeyi de belirtelim. Deathwing kendi gücünü koymuyor ya Dragon Sword'a. Şimdi kitaptan bahsedince benim de aklıma geldi. Onun için hem ejderhalar Deathwing'e karşı aşırı güçsüz. Bu yüzden. Evet. Ama Deathwing de bu yüzden Dragon Sword'a karşı aşırı güçsüz. Aynen. Böyle bir detay. Doğru doğru. O güzel bir detay. Hakikaten öyle, çünkü yani bu öyle bir silah ki, yani 4 ejderha gücünün odaklandığı bir silah. Ama işte dediğin gibi Deathwing'in gücü içinde yok ve Deathwing bunu silah olarak kullanmak için bir nevi yani kendini böyle artık kırılgan konumda bırakıyor buna karşı. Bu nasıl olsa, evet, benim elimde ve bana karşı kullanılmaz özgüveniyle yapıyor tabii, ama aslında dediğin gibi diğer ejderhaların gücü olduğu için onlar o kadar aslında yani neredeyse toplu ölüme sebep olacak kadar güçlü bir silah olsa da aslında Deathwing'e karşı çok daha güçlü. Çünkü diğer hepsinin gücünün yani 4'te 1 işte bir durum, evet, var yani. Ve hani şey, zaten Rolin onu kitapta şöyle yapıyor. Deathwing'in kendi pulunu kullanıp, evet, Dragon Soul'u yok ediyor ki, evet, Deathwing o güç diğer ejderhalara gidiyor. Aynen. Şimdi ona o kısmı anlatacaktım. İşte kırmızılar kurtulup görevlerine yani dönebildikten sonra işte orada yani o olayın olmasını sağlayan işte Ronin'in bu hamlesi. Dediğim gibi Deathwing'in işte bir pulunu ancak kullanarak işte yok edebiliyor. Tabii O sırada buna Demon Soul diyorlar. İşte ilk başta Demon'lara karşı kullanıldığı için. Yani Dragon Soul denmesinin sebebi de işte Dragon'ların ona, işte ejderhaların güçlerini vermesi. İki adı da kullanılıyor. Yani kitapta da ikisi birden yer yer geçiyor, evet, işte. Yani Demon Soul'u yok ettik diyorlar. İşte şey gibi bir nevi, kötü amaçla kullanıldığı zaman Demon Soul diyorlar. Evet. İyi amaçla kullanıldığı zaman Dragon Soul diyor. Bir de çok zaten kısa bir bilgi vermek istiyorum ben, müsaade varsa. Alexstrasza yakalanıp orklar tarafından Grim Battle'e kapatıldığında biraz orkların pislik şeyini anlatacağım ama şimdi ork arkadaşlar kızmasın, ben de. Yok yok, yani o dönemki orklar zaten yani Legion'ın güdümünde ve aslında, evet, yani Warlock ağırlıkta. Warlock ağırlıkta. Yani evet, şöyle, normalde ejderha sınıflarında konsortluk vardır arkadaşlar. Yani öyle işte ejderhalar böyle biraz daha hayvani düşünmeyin. Yani hayvansal ya da içgüdüsel olarak eşleşmiyorlar. Yani belli bir eşleri var ve o eşleri dışında da çiftleşmiyorlar. Ama Alexstrasza zorla kendi konsortu haricindeki bir atıyorum ejderhayla zorla çiftleştiriliyor ve herhangi bir, yani şimdi Alexstrasza güçlü bir ejderha, yani işte abi niye Grim Battle'da iki kanat çırpsa Grim Battle'ye tepelerine yıkılır, yumurtalarını öldürmekle tehdit ediyorlar. Evet. Ve gerçekten içeri girdiğinizde Grim Battle Dungeon'ı yaptıysanız her şeyde kırık ejderha yumurtalarını da görebiliyorsunuz. Yani zamanda hani o fiziksel eziyetten ziyade psikolojik eziyeti de yapmışlar yani orklar. Evet, hani hem onun da tehdit ediyorlar ve Alexstrasza gerçekten hayatı çok fazla umursayan bir. Evet. Hani yani ejderha hatta şey diyor yani Maligos'un ölümü yüzünden zaten bir süre iptal oluyor Katakolizm'den. Evet, evet. Ayrıca onu böyle Dragon Demon Soul'la güçlendirilmiş zincirlerle bağlayıp bir de kitapta şey tasvir vardı. Bir Demon çağırıyordu galiba Necros onu tutması için. O yüzden Demon Soul deniyordu. Rolin ona karşı savaşıyordu hatta. Demon ya gibi bir Golem çağırıyordu galiba. Evet, ama işte o kendileri kullanamadıkları için orkların. Yani onun orada içinden bir şey savunmuyordu. O yüzden. Bir dakika. Öyle bir şey hatırlıyorum. Golem. Bir olayım. Çünkü zaten benim bildiğim kadarıyla kendileri kullanamadığı için bir demon çağırıp şey yaptırıyorlar, evet, ona. Evet, evet. İşte
Zaten orada ben o kitaba dair en çok hatırladığım şey Goblin, bir tane Goblin var ya abi, adamlar her yerde şey ya, evet. Çıkarcı. Yani, orada bile Deadpool yardım etmeleri değil mi? Değil. Yani o benim burada belirtmek istediğim arkadaşlar, hani orklar kendi iradesiyle Alexstrasza'yı yani nasıl söyleyeyim yumurtlatmıyorlar. Yani zorla bir şey olma söz konusu. Bu yüzden de o hani binek olarak kullanılan kırmızı ejderhalar, orklar tarafından kullanılan kırmızı ejderhalar güçlü olmuyorlar. Evet. Yani, ama bize zarar verecek kadar güçlü oluyor. Ya tabii canım, size zarar verecek kadar güçlü oluyorlar da şimdi şöyle bir bakayım tekrar yayın programına. Aslında şey tamam, orası yok, o küçük detayı verebilirim. İkinci savaşta kuzeye doğru ilerleyişe geçtiklerinde, yani Silvermoon'un üzerine yürütüyor şey Ogrim bu kırmızı ejderhalı süvarileri diyeyim, ork süvarileri neyse o ejder binicilerini. Burada Wildhammer klanının eğittiği Griffonlarla kapışıyorlar. Evet. Ve çok yani, fena kapışıyorlar. Ve çok fena kapışıyorlar ama Griffonlarla, yani Griffonlarla cüceler arasındaki bağ sevgi bağı olduğu için, orklarla ejderhalar arasındaki bağ da korku bağı olduğu için, yani Griffonlar yok edip geçiyor. Çok ağır bir üstünlük zaten sağlıyorlar. Şey, bölüyorum ki ejderhanı günde de onu çok güzel anlatıyor böyle. Evet. Wildhammer dwarfları böyle oyun haline falan getiriyorlar ejderha avlamayı. O kadar rahat anlıyor. Şey dedi. Gerçi onu söyledi. Tamam, hani dragonlarla o Griffonların savaşması. Evet. O önemli bir detay. Küçük detay. Ya, yani işte normalde baksan şey dersin, ejder dersin, yani iki üfledi mi falan böyle bütün vadiyi yakabilecek güçte. Ki arkada dönen Red Gate videosunda da görüyorsunuz, yani bir kırmızı ejderin ne derler üflemesi ne kadar güçlü olabiliyor. ama işte kendi öz iradeleriyle bunu yapmayınca da epey güçsüz oluyorlar yani. Hani bir orada çirkin bir durum söz konusu yani, onu söyleyeyim. O dragonları bir de zorla hızlıca falan büyütüyorlardı galiba. Tabii tabii. Evet, evet, zaten şey onlar yani dragon değil aslında, Drake evet, olarak. Evet, Drake olarak. Yani tam büyümemiş halde kullanıyorlar. Yani Alexstrasza'yı falan böyle büyük ejderhaları zaten kullanamıyorlar. Sadece işte esir ediyorlar aynen dediğin gibi, hem psikolojik baskıyla hem büyüyle. Ve zorla işte çoğaltıyorlar. O yeniden işte kendi ürettikleri artık ejder artık yavrularını bir nevi binek olarak, silah olarak kullanıyorlar. Onlar da tabii bir normal ejderha kadar güçlü değil. İşte dediğin gibi aynen hızlı büyümeleri için çeşitli büyüler kullanıyorlar. O yüzden de gerçek güçlerine hiçbir zaman gelemiyor zaten o ejderhalar. Ve bir nevi Drake olarak zaten o ebatta binilebiliyor. O yüzden de yani Griffin'lara denk olmaları aslında mantıklı yani. Çünkü gerçek bir ejderha değil onlar. Şey pek olduğundan bir sonraki başlığı ben anlatayım. Üçüncü savaşta Scourge'a karşı kullanmaları deyince ben anlamamıştım hani neden bahsediyorsun. Hı, aklıma evet. Geldi sonra. Reforged'da Warcraft 3'te yani Undead hı senaryosunda Arthas'la Archimald'ı çağırmak için aynen. Blackrock klanının tuttuğu bir şeye saldırıyorsunuz. Ha, yani, evet. Demon Gate'ine saldırmaya evet başlıyorsunuz ve orada baya baya bütün 3 farklı ork klanı, daha doğrusu hepsi aynı klan da base'leri değil, hepsi hı kırmızı ejderhaları kullanıp size saldırıyor. Yani hala evet kullanıyorlar bu sırada. Başka bir şey yani Krasus'tan biraz bahsedebilirim belki. Çünkü o çok notable bir karakter ya. Tabii canım yani. En başta zaten işte ilk Dragon Soul saldırısını kesen ejderha o. Evet ama o zaman işlerine hiç girmeyelim, o çok kafa yakar. Yani ben de yani anlamadım. Yok yok aynen. Şey ve Alexstrasza'nın da asıl işi. Evet. Hani bu şeyden bahsetti ya, önem mevzusundan asıl eşi Krasus Alexstrasza. Evet. İlk eşi. Evet. Hatta başka bir bilgi daha vereyim. Krasus'la ilgili üzücü bir bilgi. Gerçi Vrimis Temple'a saldırıyor Deathwing. Cataclysm tarafında. Twilight Hammer ve şeylerle beraber. Ama bu Dragon Soul Raid'i değil, daha öncesinde. Dragon Aspect'ler bu durumu tartışmak için bir araya geldiklerinde Deathwing saldırıyor ki onu Chronicles yazında da var en son. Deathwing'le alakalı olan. O savaş sırasında yukarıda işte Twilight Dragon'lar, Twilight Aspect'ler falan savaşırken aşağıda da Twilight üyeleri, Cult üyeleri
aşağıdaki kırmızı dragon yumurtalarını corrupt etmeye başlıyorlar Twilight'ı çevirmek için. Crossus ya da Coreostras diyelim bunu fark edip kendi enerjisini tüketip hepsini kendisi dahil yok ediyor. Bütün yumurtalar dahil ama. Ve diğer ejderhalar çok uzun süre buna ihanet zannediyorlar. Özellikle Alexstrasza da bu yüzden çok üzülüyor ve hani gidiyor. Biz daha sonra onu Troll'un, gerçi onu oyunda var mıydı yoksa kitaptan mı geçiyordu? Troll'un işte bir göreve çıkıyor diğer dragonları da bulup ikna etmek için. Bakayım. Orada velhasıl hikayede var ama. Oradaki görevde gösteriyoruz hani Coreostras'ın ihanet etmediğini ama kurtardığını. Yani Coreostras Red Dragon'ların oynadığımız aynen şey bir görev var onu da görüyoruz. Oradaki kırmızı dragonların Twilight'a dönüşmesini engeller için öldürüyor yani. Aynen şey Ruby Dragon Shrine quest'inde görüyoruz. Lich King şey yani şey o bölgenin quest'leri içinde var. Şey Dragonblight'taki. Evet. Aynen. Tamam. Ruby Dragon Shrine'a yolladıktan sonra o zaten geçmişle ilgili işte görevler yapıyoruz her birinde. Ya orada zaten da ejderhalara dair hikayesel anlamda bir şey öğrenmek isteyen varsa abi gitsin Dragonblight'ta baştan sona görevleri yapsın. Evet evet. Gurus olup çıkar zaten yani. Evet evet. Yani aşırı detaylı ve her hakikaten şey her Dragon Shrine'a gittiğinizde yani hepsinin bir alt hikayesi var. İşte evet. Siyahların bile kendi alt hikayesi ve onların böyle kendini niye haklı gördüğüyle ilgili bir böyle uzun bir seri quest var. Hiç yapmadım yaparım. Yap yap. Özellikle doğrusu Lothran'da en güzel yerlerinden de. Evet. Yani hakikaten yani bir böyle şey küçük bir bölge de değil aslında ama o bölgenin içinde çok fazla hikaye var yani böyle 5-6 tane zaten dragonlarla ilgili sadece hikaye var. Artı bir de hem işte Port Ally tarafı var, Scarlet Onslaught var, işte Naxxramas var abi. Tabii canım, Galakrond kısmı var falan. Galakrond'un mezarı orada zaten. Koca kemikleri görebiliyorsunuz. Da, aynen. Görebiliyorsunuz ne kadar devasa bir şey olduğunu. Red Gate orada. Red Gate orada, doğru aynı. Ice Crown'un Red Gate girişi. Gidip orada mı oynasak ya falan diye. En son. Aynen. Evet. Peki o zaman şey şu. Samuel Üçlemez çok güzel bir çizgi romandır bu arada. Evet, bulabilirseniz okuyun. Türkçeydi galiba. Türkçesi de var. Türkçe hali vardı. Evet çok güzel bir çizgi yani. Okuyun mutlaka. Ondan bahsetmek. Ben onu okumuşum. Anlat. Hazır çok girmişken daha net hatırlamıyorum ama hani benim hatırladığım. Gerçi bu kırmızı dragonlarla tam olarak alakalı değil. Daha çok Karagos var. Direkt Crassus var işte. Ha, Crassus ve Karagos aslında. O şöyle. Hani hem Chronicles bilgisi de vereyim. Hani bu Arthas Samwell'i yok ettikten sonra bir daha kullanılamaması için bu Samwell'in güçleri Huaytalas'ın belli yerlerine dağılmış. Yani güç kalıntıları olarak. Crassus da bunu fark edip özellikle Kael'thas'ın ya da diğer elflerin tekrar bunu kullanıp bela açmaması için bunları hepsini bir araya getirip Anvina isimli bir insan kızına dönüştürüyor. Ve avatarı evet, diye. Evet, avatara dönüştürüyor. Avatar. Ve onu da bir aileye teslim ediyor. Onlar çok önemli detaylar değil. Ve onun başına da ona bakıcılık yapması için Kalagos'u veriyor. Chronicles'da bu üzerinden geçiliyor ama çizgi romanları çok daha güzel anlatılır. İşte daha sonra Karagos'la Anvina çok fena aşık oluyorlar falan filan. Ve Drak neydi o elfin adı? Darkan Dratir. Darkan. Yani zamanında Sambil'i evet. Arthas'a satan aynen. Elf. Baş hain. Ve evet. Void Elflerin de yani baş kahramanıdır kendisi bu arada. Onu da belirteyim. Onu bilmiyorum. O şey Silver Moon'un üzerindeki mana bariyerini nasıl aşacağını. Ha. Evet. İspitliyordu Arthas'a. Evet, onu artık söylüyordu Arthas'a. Yani Void Elf'lerin işte Void'le ilgili bütün bilgilerinin kaynağı Darkan bu arada. Ha, evet. Yani o yüzden kendileri için çok önemli bir böyle
kahraman bir karakter olarak görüyorlar onu. Evet, işte Arthas onun düzenine baş kaldıran ilk kurtarıcımız falan diye bahsediyorlar ondan. Halbuki işte şehrin düşmesine neden olan adam yani. Katliamın sebebi. Yani. Mesela işte bu Arthas da mesela bu Alvina'yı fark edip onun peşine düşüyor zaten ve Darkhan'ı gönderiyor onun peşine. Evet. Daha sonra işte Kalagos ve Krasus beraber miydi? Krasus muydu sadece hatırlamıyorum işte. Ha, yani Krasus ilk başta işte saldırıyor ama Darkhan mind kontrolü alıyor Krasus'u. Ondan sonra işte Tiragos'a ile Kalagos ona karşı savaşıp. Tiragos'a da var evet. Ha, Tiragos. Raid'de de göreceğiz aynen. Zaten. Ha, aynen. Yani şey işte ejderha olarak işte Krasus mind kontrole girdikten sonra ona karşı savaşıyorlar ve ondan sonra işte onu yenip ondan sonra Darkhan'ı öldürüyorlar. Öyle kurtarıyorlar işte Amina'yı. Amina'yı kurtarıyorlar evet. Ama daha sonra Amina Kelotas'ın eline düşüp işte Kırcıyadını savunlama sırasında kendini feda ediyor. Böylece evet. Kurtarıyor. Evet. Onu da Rake'de görüyoruz zaten. Evet. Şeyi hatırlamaya çalışıyorum da Raid'de Velen falan geliyordu. Onlar bir alakası var mı diyor. En son. Konuştuk ya işte Nur'u oraya feda etmiş falan. Heh, aynen. İkinci Green Battle Savaş dediğin şey mi? Ejderha'nın Gecesi kitabı vardı. Ben onu okumadım. Onunla alakalı. Ben onu okumadım çünkü. Kötü bir kitapmış galiba hatta. Niye kötü olsun? Yani. Ejderha'nın günü var bir de gecesi var. O serinin ikinci kitabı gibi o da. Yani bakayım hangi kitap olduğuna emin olacağım şimdi. Bak, Ejderha'nın gecesi ama. Onu şeyin kuzeni zaten miydi? Sylvanas'ın kuzeni miydi? Tekrar bir kaçırma durumu söz konusu oluyordu. Şeyin kızlarını kaçırıyordu. Çocuklarını kaçırıyordu. Neydi? Veresa'nın. Veresa'nın evet, çocuklarını kaçırıyordu. Aynen. Veresan çocuklarını kaçırıyordu. Orada anlatmıştım aşk aynen. Hikayesini içinde. Kıskanç köpek. Aynen. Aha net özeti bu oldu ama. Neyse devam et. Alexstrasza kurtarıyor sonra tabii. Aynen. Ama zaten şey yani Alexstrasza kurtulduktan sonra işte bu durumu düzeltmek için yardım ediyor. Bir nevi durumu eşitliyor yani. Yani o şey ikinci savaş aslında Green Battle'da geçen ikinci savaş Alexstrasza kurtulduktan sonra olan bir savaş ve işte yeniden kırmızıları esir etmek için bir böyle işte oradaki Dragon Maw klanı kendi başına işte bir işe kalkışıyor ve ilk başta biraz başarılı da oluyorlar ama tabii Alexstrasza olmadığı için ellerinde böyle eski gücünde tekrar böyle ejderhaları kullanamıyorlar. İşte bu bunun olması için de bayağı böyle entrika işler dönüyor. İşte aynen işte Utku'nun dediği gibi orada işte Varisa'nın çocuklarını kaçırıyorlar bir şeyler. İşte o bir tane işte şey kırmızı ejder var ellerinde onların artık böyle eline çalışan. Hatta o kırmızı mıydı? Emin olayım hemen. Tiranastraz diye bir ejder var. Onlara yardım ediyor. Ha işte o da Alexstrasza'nın işte zorla eşleştirilen eşi ve yeniden işte eşleştirmek için galiba kullanmak istiyorlar. Ve işte ondan sonra tam işte yeniden ele geçirecekken işte Ronin müdahale ediyor olaya, yardım ediyor ve işte bunu engelliyorlar. O da Nekros gene var herhalde. Nekros'u da orada öldürüyor olmalar lazım işte onun sonunda. Alexstrasza Nekros'u ilk savaşın sonunda Ejderha'nın günün sonunda yiyor. Bayağı ha. Kitapta öyle. Ha tamam orada ilk kurtulduğu yerde onu öldürüyor. Ha tamam ondan sonra Nekros değil evet. Ya pardon karıştırdım özür dilerim. Nekros yiyor değil. Dedi sonradan... ne ya? Yiyor dedi ya ben orada bir tıkandım ben onu bilmiyordum. Evet evet. Yetiyor, bana öyle anlatıyor ya. Ha? Hem kırmızıların pek olayı yok siyah mavi konuşalım. Olur mu abi? Daha şey yani şöyle söyleyeyim aslında alt detay bilgiler bunlar ama hani anlatmadan geçmeyelim dediğimiz yerler tabii, yoksa tabii. Geliyoruz ya.
Bir dakika ya, hemen gecesi. Şey bulamadım adını. Ya valla az önce bakıp da şimdi kaybettim. Neyse artık. Yani işte olayın sonunda esas olay kopma noktası şu. Twilight Dragonflight'ın ilk oluşturulma ortamının olduğu aslında fark ediliyor ama işte bunu gözden kaçırıyorlar. Sinestra da ilk zaten işte orada bu olaya başlamış ama bunlar tabii Grim Battle'ın çok daha derinlerinde aslında bu işe başlıyorlar ve işte bu ikinci savaşın esas zaten noktası bu işte. Yani o işte Necros'un yaptığı işlerin sonunda aslında altında işte Sinestra'nın yaptığı bir plan var ve onu işte Twilight Dragonflight'ın oluşmasının ilk adımları bu ikinci Grim Battle Savaşı'nın sonunda bir nevi atılmış oluyor. Ve aslında savaşı kazanmış gibi olsalar da işte Sinestra'nın yaptıklarını işte göremeden olay bitiyor ve orada kalmış oluyor. Ondan sonra zaten işte Sinestra'nın o son halini, son yaptıklarını zaten görüyoruz işte Kataklizm'de. O işin vardığı noktada o oluyor. O kadar. Nexus Savaşı var yani. Nexus bu... Savaşı aynen. Nexus Savaşı zaten işte şey Maligos'un işte delirip artık diğer yani büyüyü işte hiçbir ölümlü büyü kullanmasın diye diğer bütün büyü kullanıcılarını işte öldüreyim yok edeyim diye bir artık nasıl diyeyim. Haksız da değil ya. Hı? Aa sen bahsediyorsun. Maligos kapısında ilgili şey dediği var. Gerçi biz bu yayında bütün diğer Dragonflight konularından konu çaldık. Yani böyle bir şey oldu. Evet ama işte hepsi birbirine bağlı. Değinmeden de abi hepsi kardeş yani değinmeden nasıl geç lan? Şey yazıyor Kronikos'ta çok önemli bir detay olarak. Eğer Maligos başarılı olsaydı Azeroth'un World Soul'una çok ciddi zarar verecekti yani. Çünkü amacı şeydi. Ha evet. Bütün Azeroth üzerindeki bütün arcane'i yani büyüyü alıp Triskinetra akıtmak. Yani büyü bırakmayacaktı Azeroth'un üzerinde. Öyle bir şey yapabilseydi yazan şey World Soul çok ciddi zarar göreceği için Kataklizm'den bile çok daha büyük afetler yaşanacaktı Maligos başarılı olsaydı. Bu ara Nexus Savaşı diye söylüyoruz arkadaşlar onu söyleyelim. Hani Maligos'un Nexus'a hakim olmak için verdiği savaş o da. Evet. Çok tabii, enteresan tabii. Bir konusu var aslında. Yani Nexus'ta da böyle tuhaf tuhaf varlıklar var direniyor yani şeye. Maligos'a bir büyü şeyi var o ama nasıl söyleyeyim yani Maligos'un tek elinde değil yani o aspekt olduğu için büyü konusu. Ha, tabii yani, o sadece korkuyu tamamlar aslında. Evet. Yani işte Nexus Savaşı'nda bunu tek eline almaya çalışıyor zaten. Hı-hı. Aynen. Ve hatta orada üzüntülü bir şey var ya, Kerestraza'yı işte hep yardım eden orada Alexstrasza'nın kızı kırmızı dragon bize hep yardım ediyor ama daha sonra Maligos'un eline düşüyor. Biz de onu daha önce de öldürmemiz gerekiyor ya. Esir olduğu için Maligos ona işkence ediyor ve işte onu da kullanmaya çalışıyor. Esas işte Nexus olarak geçen şey zaten Azeroth'taki bütün büyünün işte ley line denen işte büyü aktarım kanallarıyla işte odaklandığı bir yer burası. İşte Maligos burayı ele geçirip işte Azeroth üstündeki bütün büyü gücünü burayı kullanarak çekmek istiyor. Ve işte diğer ejderhaların da diğer ölümlülerin de kullandığı bütün büyü gücünü tabii hem kendi tek eline alıp hem de işte Azeroth'tan uzaklaştırmak istiyor. Farklı bir boyuta işte Twisting Nether olarak tahmin ettiğimiz böyle farklı bir boyuta geçirip Azeroth'tan tamamen büyüyü yasaklama, kaldırma gibi bir böyle amacı var. Ve onun için de burayı kullanmaya çalışıyor ama işte diğer ejderhalar buna müdahale edip engelliyorlar. İşte kalan 3 artık böyle renk bir nevi güçlerini birleştiriyor. Nexus kapı değil de bir nevi yani nasıl diyeyim? Büyü açısından bir böyle trap bölge oyunu. Bölge. Yani büyünün odaklandığı kim bir bölge. Orayı? Kurmuyor var. O öyle bir zaten doğal oluşum var. Nexus diye bir işte büyünün odaklandığı ve işte bütün büyünün aktığı bir yer var. Sadece işte Maligos ve işte emrindeki maviler bunu kullanarak işte oraya gücün akışını daha da hızlandırıp doğal olmayacak bir şekilde işte
Azeroth'un üstündeki dengeyi bozacak ve işte büyüyü tamamen çekecek şekilde yönetmeye, işte yönlendirmeye başlıyorlar. Ondan sonra zaten diğerleri müdahale ediyor buna. Çünkü kendi güçlerini de kaybetmeye başlıyorlar bu yüzden. İşte zaten savaş olmasının sebebi bu. Ardından işte rejimde bir marine savunucu alıyoruz. Ama biz Magos'u her seferinde yeniyoruz. O da bize mount düşürüyor değil mi? O da... Bilmiyorum düşürüyor mu? Bilmiyorum. Onu bilmiyordum. Düşüyor, şanslıysan düşüyor. Okey. Yani... Şeyden bahsedelim o zaman. Radgate ve... Bomber'ın... Esas... Radgate'e geçmeden... Grimmy Support. Ankiraj'ın ilk kapanışında da dört ejderhala bir arada savaşıyorlar ve işte ilk yani kiracı güçlerini oraya ilk onlar hapsediyor. Zaten hapsettikten sonra da güçlerini işte birleştirip gene Dragon Soul tarzı bir iş yapıp orada işte Gong'un olma sebebi ve işte Gong'u açabilecek tek anahtar olarak bir tane işte hammer yapıyorlar ve onun tekrar kullanılması için de zaten işte bütün hem Horde hem Alliance güçlerini birleştirip işte bir sürü kaynaklar topluyorlar. Bunun işte her parçası için ayrı bir böyle nasıl diyeyim seferberlik ilan ediliyor ve işte o hammer gongu çalabilecek olan işte scepter deniyor buna. O scepter'ı oluşturuyorlar ve işte bronzlar buna yol gösteriyor ve işte kırmızılar da işte kendilerinden birinin içeride hapsedildiğini ve işte Katu'nun güçleri tarafından işte esir edildiğini fark edince onlar da yardım ediyorlar ve işte tekrar bu dört ejderin gücü birleşip işte scepter'ı oluşturuyor. Scepter işte Scarab Lord diye bugün gördüğümüz o title'ı taşıyan artık lider kahramana verip Gong'u yeniden çaldırıyorlar ve tekrar Ankiraj ancak bu şekilde açılıyor normalde çünkü orası bir hapis alanı ve işte oradaki işte Akir güçlerini ve Kutu'nun işte ordularını hapsettikleri bir yer. Altında da tabii Kutu'nun hapis olduğu yer var. Orası ancak bu şekilde işte gene dört ejderhanın gücünü birleştirmesiyle açılıyor. Öyle bir orada detay var. Sonraki Ankiraj'ı da aradan çıkarmış gibi oldum ama yani şeyden önce Radgate'den önce olan bir olay. O yüzden bir de Radgate'e girmeden Grimmy Support'u anlatalım abi. Orada toplanmaları Nexus Savaşı'na girdik ama. Neyi? Nexus Savaşı'na girdik de Grimmy Support'u anlatmadık. Ha, bir dakika hemen. Aslında oraya hani Kore Asya'nın fedakarlığını ben söylemiştim onu. Yani kuruluşu şu andaki işte bütün ejderlere ev sahipliği yapıyor olması. Ondan önce aslında şey tabii hepsi aslında bir arada bulunmuyor ama genel olarak Nordrasil etrafındalar. Ama tabii bu Maligos'un saldırmasıyla böyle tekrar güçlerini birleştirip bir arada hareket etmeleri gerekince işte Alexstrasza'nın liderliğinde bu işte Wormrest Temple yani o Dragonblight'ın ortasındaki kulede birleşiyorlar ve etrafında kendi tapınaklarını oluşturuyorlar. Her bir kendi tapınağı ve kendi gücünün odaklandığı bir bölge var. Siyahların da var tabii. Aslında işte o siyahların orada olma sebebi onların birleşmesi değil. Tabii onlar da güce ortak olmak için ve işte kendi davaları için bunu yapıyorlar ama onların da orada bir yeri var. Ve işte Wormrest Temple dediğimiz yer zaten ejderhaların bir nevi başkenti gibi. Ve hepsinin ulaşabildiği kendi bölgesine bir geçit kapısı. O yüzden işte bu savaştan sonra da orada artık yani yine aslında mavilere karşı kuruluyor orası ama ondan sonra da gene ortak olarak oradan böyle liderleri kendi artık davalarını yönetmeye devam ediyor. Wormrest Temple'ın yani esas kuruluş sebebi mavilere karşı olan. Bu alttaki Sanctum'lar ne abi tam olarak?
Sanctum'lar işte aslında kendi kendilerine ait alt bölgeler ve bir nevi işte nasıl diyeyim, kendi özel alanları gibi. Evet. Yani geçiş alanları. Aha, kendi özel böyle mesela her Dragonflight'ın güçlerine ulaştığı ve işte bir nevi böyle yavrularını güven içinde yetiştirebileceği bölge gibi. Ve oranın kendi koruyucuları var. İşte kendi işleyişi var. Oradan işte diğerleri çıkıyor. Bunlar da çıktığı zaman işte Azeroth üstüne dağılmaları için tapınak, işte shrine olan kısımlara işte gidiyorlar ve orada bir nevi böyle büyütülüp işte nasıl diyeyim, avlanmayı öğrenip işte Azeroth üstündeki güçlerini kullanmayı öğrenip ondan sonra diğer büyük ejderhalarla birlikte işte üst daha üst büyük dertlerle yüzleşmek için Azeroth'a geçmiş oluyorlar. Yani iki aşamalı bir geçiş alanları var. İlki işte kulenin altındaki kendi bölgeleri, işte Sanctum olarak geçen ve işte aşağıdaki geçit kapılarıyla girebildiğimiz bölgeler. Tabii buraya girebilmemiz için her mesela işte rengin Sanctum'una girmek için oradan bir nevi izin ya da anahtar almanız gerekiyor. Yoksa diğer ejderhalar ve diğer ölümler oraya giremiyor. İşte bizim de girdiğimiz kısımlarda hep bu anahtar ya da işte izin durumu var. Ama shrine'lar öyle değil. Shrine'lar dışarıda zaten işte Dragonblight'ta görüyorsunuz onları. O ejderhanın işte ejderhaların artık hangi rengin etkinse onun işte gücünün etkin olduğu bir bölge. Gene orası da onlara ait ama dışarıdan açık olan bölgeler. Şey çok o yani off topic bir konu da şimdi şöyle bir detay biliyorum. Yani ejderhalar yani bu Dragonflight'a dahil olan bütün ejderhalar ölümlerini burada gerçekleştirmek istiyorlar abi, bu bölgede. Yani aynen. O, evet. Zaten Sanctum'da değil ama Shrine'da ölmek istiyorlar. Evet. Çünkü yani güçlerini tekrar gene kendi ırklarına geri bırakmak gibi bir aslında onun amacı var ve tabii kendilerine ait bir yerde ölmek istiyorlar. Çünkü ilk işte doğup çoğu ejderhanın işte yaşam döngüsü işte Sanctum'da doğup Shrine'da büyüyüp ondan sonra Azeroth'ta yapacağını yapıp ondan sonra Shrine'a tekrar dönüp ölmek şeklinde bir döngüleri var. Normalde böyle işliyor. Ve işte Titan koruyucular tarafından da güçlendikten sonra zaten bu tarz bu güç kendi içimizde kalsın ve işte dış güçler ele geçirip bizi kullanamasın diye bu tarz bir döngüde yaşıyorlar genelde. Aynen, memlekete gömün modu bir durum var. Ve enerjilerini oraya yani bir enerji akışı var değil mi orada? O yüzden bunu yapıyorlar öldükten sonra. Tabii kendi güçlerinin odaklandığı bir yer gibi düşün işte. Yani mesela Ruby Sanctum'un kuruluşu şey diye anlatılıyor. İşte Alexstrasza orada kendi kanından bir damla akıtıyor ve o işte kırmızı ejderha gücünün en yoğun hali orada kendi kendine bir işte yaşam oluşturuyor ve oradaki işte güç bir nevi daha da böyle kırmızı ejderha gücüyle işte kutsanmış ve iyice böyle koruma altına alınmış hale geliyor. Yani o sayede onlar orada böyle kendilerini daha bir evde hissediyorlar, korunmuş hissediyorlar ve kendi bölgeleri olarak işte orayı koruya da biliyorlar. İki taraflı yani. Zaten onunla ilgili soru da geldi. Şimdi Ruby Sanctum'un cevabını vermiş oldun. Sartarion'da evet. Kısaca söyleyelim. O da siyahların neden öldürüyoruz? Siyah çünkü. Falan diye. Yani çünkü yok. Yani Deathwing'in muhabbetinden sonra hani bize dönüyorlar. Normalde Hellion'da oraya dikkat ettiyseniz kırmızı değil rengi. Orayı yozlaştırdığı için girip kesiyoruz Lich King paketinde. Aynen. Yani aslında Sartarion'un böyle lore'a çok büyük bir şey yok. Oranın bekçisi. Hemen anlatayım onu da. Yani ha, orada Sartarion'un bulunma sebebi zaten işte Twilight Dragonflight üretiyorlar orada. Normalde oranın amacının tersine. Yani siyah bile aslında üretmesine izin vermiyor zaten diğer renkler. İşte Deathwing'e dönüştükten sonra Neltarion zaten siyahları dışlıyorlar ve düşman olarak görüyorlar. Orayı da hiç kimseye sokmamak için işte kendileri bir anahtar işte
oluşturuyorlar ve işte siyahlar bile giremiyor normalde oraya, ama işte siyahlar bir şekilde orayı işgal edip burayı işte Twilight Dragon yetiştirmek için kullanmaya başlıyorlar. Biz de o yüzden oraya müdahale ediyoruz. İşte diğer ejderhaların bizi yönlendirmesiyle, bakın burada böyle bir şey oluyor, yardım edin bize, bunları işte yok edelim diye bizden yardım istiyorlar ve biz de oraya girip işte oranın koruyucusu olan Sartarion'u öldürüyoruz ve işte orada Twilight Dragon üretmelerini engellemiş oluyoruz. Bu ara şey, hani Deathwing corrupted olduğu için Old God'lar tarafından, hani ondan üreyecek çocuklar da bozuk olacağı için yasaklanıyor. Evet. Hani şey değil, hani biz itliğine sevmiyoruz biz bu siyahları, işte yok, siyahlar tabii çoğalmasınlar diye değil. Zaten şey, Deathwing yani ihanet ettikten sonra bile Alexstrasza aslında işte onu yani kurtarmaya çalışıyor kendince, ama yani sadece Deathwing'in kendi hırsı yüzünden olan bir durum yok. İşte Old God etkisinden dolayı zaten bunu yapmaya başlıyor ve bunu da gördükten sonra işte Twilight Dragon'ların da işte nasıl olduğunu, oluşturulduğunu da anladıktan sonra zaten diğer işte bütün Dragon ırkları zaten buna engel olmak için işte güçlerini birleştiriyorlar. Çünkü zaten hem doğalarına aykırı hem de onlara düşman bir güç bunu işte yönetiyor zaten. O yüzden çift böyle bir düşmanlık durumları var. O sırada Titanlar ne yapıyor yardım etmek için? Titanlar başta yaptı, yapacağını zaten, daha ne yapsın yani? Titanlar gücü bahşediyor ve zaten aspekt haline getiriyor yani, daha ne yapsınlar yani? Tamam, belki daha mutlu olacaklardı aspekt olmasalardı. Aspekt olmasalardı böyle bir iradeleri yoktu ki yani, will power'ları yoktu. Olmasalardı protobor ekliyorlar. Avcı hayvan gibilerdi. Ben bilmem. Yani kedi gibi zıplıyorlardı sağa sola yani. Bir şeydi o daha önce işte, ejderha olmadan önce. Hani sonradan biz bunu yarattık, ben bunlara bir yardımcı olayım, yazık falan yok yani. Ya yarattıktan ziyade işte bakıyor abi, tirin içinden geçecek Galakrond. Şurada tırmalayan kedilere de biraz güç verelim diyorlar. Okay. Ya aslında evet, yani şöyle bir durum var. Yani o sırada zaten Titanların birebir gezegene müdahale etme şekli bu zaten. Başka türlü müdahale edemiyorlar. Ha, yani onu da hiç görmedik ha. Doğru söylüyor ya, Görkem. Yani böyle güleleyin diye inip de böyle Azeroth'ta pek bir şey yaptıkları yok yani. Bir kere bir tane yani yaptı zaten Amantul, içinden geçti gezegenin. İşte yani o kadar güçlüler ki yardım etmek için bile yaptıkları şey gezegene zarar veriyor. O kadar büyükler, o kadar tanrısal güçleri var. Şey işte yiş yarası böyle sivilce patlatır gibi fıçık diye patlattı şeyde. Velefitörnüt açıldı yani. Şey, evet. Ben şeyi katayım ama o sene. Bu sırada Titanlar tamamen ölmüştü zaten. Her şey Titan Keeper'lar yapıyordu. Onu unutma. Sargalar çok mu öldürmüştü yani, bu akşamlar? Böyle de bir durum var. Ama işte yani ilk oluşturulduktan sonra da bırakmalarının sebebi o yani. Zaten işte gezegene müdahale edebilmek için Titan Forge denen ırkı yaratıyorlar. Onların başındakiler de işte Titan Keeper'lar. Titan koruyucular olarak bildiğimiz işte bu Tyr, işte Odin, İşte Helya falan, diğer hepsi bunlar. Yani ilk başta zaten Azeroth'u korumakla Titanların görevlendirdiği zaten artık varlıklar. Ve Titanların da müdahale etme şekli zaten bunlar üzerinden oluyor hep. Yarı avatar gibiler. Çünkü o Titan, hangi Titan güçlendirdiyse o Titan koruyucuyu, onun iradesini zaten yansıtıyor. Evet. Yarı avatar gibiler yani. O yüzden işte yani güçlerini bahşederken de işte Titanlar onlar üzerinden veriyorlar. İşte kırmızıya yani Eonar'ın gücünü zaten işte Eonar bizzat vermiyor. O işte Titan Freya üzerinden veriyor. Yani Freya üzerinden veriyor. Okay. Hepsi o şekilde güçleri. It's fair. Yani başını boş bırakmak değil, tam tersine güçlendirip onları işte Tyr'in yanında savaşsınlar diye. İşte Galakrond'a karşı yani Tyr'in de artık yetersiz kaldığını görünce o güçlendiriyorlar bunları ve işte gezegeni de korumakla görevlendiriyorlar. O kadar güçlendiriyorlar ki gezegeni de koruyun bunu öldürdükten sonra diyorlar yani. Okey. Teşekkür ederim. Ne demek? Çok nazisiniz. Evet. Evet. Nerede kalmıştık? Moderatörümüz meşgul şu anda. Abi yok ya, göğsüm sıkışıyor da benim, sabahtan beri elimi yüzümü yıkadım. Aa, hadi ya. Oh, geldim.
acil bir durum olursa söyle yani. Ha yok ya. Bilmiyorum ya. Evet. Herhalde mide sıkıntısı. Neyse. Limonlu su iç, iyi gelir. İşte o yüzden sodaya abanıyordum da. Ha, soda içme ama sodada tuz var. Çarpıntı yapar, dengeyi bozarsın. Valla ben de işte şey hani gaza atmama yardımcı olur diye böyle sanki gaz sıkışıyormuş gibi göğsümde de. Neyse. Sıkıntı yok. Tamam. El yüz yıkadım, tamam. Kendime geldim. Eyvallah. Neyi anlattık? Nexus Savaşı'nı anlattık. Virgo'sa kortu kurduk. Bence bir sonraki topoya yani Ted Lasso'nun kurulmasını da anlattık bence. Hı-hı. Hani Dragonflight'ların kutsamasını. Aha. Yavaştan Ankiraş. Odundan. Tamam o zaman artık Kata'ya geçelim. Zaten, dördüncü zaten savaşta değil mi orada? Dördüncü savaş işte Lich King'e karşı olan. O dördüncü savaş değil ki benim orada kafam görmüştü. Breath of the Lich King aslında. Ha şeyi de söyleyeyim. Realm's Accord aslında hani bu Maligos ve hani Rat, yani Lich King'e karşı kurulan Dragonların kendi aralarında kurdukları. Ve ya, daha sonra da ölümlerin dahil olduğu. Ya demek istediğim normalde atıyorum şeyde de görürsün. Mesela ilk mavi ejderhaları patlattı ya Dragon Soul'u Deathwing. Evet. İşte mavi ejderhalar dünyanın işte çeşitli yerlerine dağıldılar. İşte yeşiller falan sarılar. Ejderhalar ölmek için hani son nefeslerini vermek için son güçlerini bu bölgeye yani Vrimis Accord'dan bahsetmiyorum. Dragon Blight'a gelmek için harcıyorlar. Böyle bir durum söz konusu. Yani buranın artık Galakrond'dan gelen bir etkisi mi var ya da daha kadim yıllara mı dayanıyor bilmiyorum ama yani Vrimis Temple'ın da buraya yani kurulmuş olması tesadüf değil bu anlamda. Hani o yüzden ben önemli görüyorum yani. Evet Nordrasil'in altında toplanıyorlar ama ya sanki orası biraz daha Yserasal bir bölgeymiş gibi geliyor bana. Öyle yani. Öyle zaten şey, tek ağaç o değil zaten. Sadece işte yani Veil of Eternity'nin güçleri oraya aktarıldığı için orayı biraz daha koruma altında tutmak için işte orada toplanıyorlar. Ama sonradan çok böyle kataklizm sırasında da oraya yoğunlaşıyor artık. Evet. Orayı korumak için hala. O zaman Kata'ya girelim yavaştan. Ratgate i̇şte, atlamayın. Ratgate'i atlamayalım ama. Ratgate'de hani ben o zaman özetleyeyim. Sen anlat. Yani, tamam Bolvar'la Dranoş'un önderliğinde Alliance Lord saldırıyor. Lich King'e Arthas Dranoş'a tek atıyor. Ardından Forsaken'lar getirdi. Bu arada yani Drenos Sourfang'in oğlu. Evet. Onu şey yapalım. Yani bu son CGI'lardaki o duygusal anların neden böyle manidar olduğunu daha iyi anlayabilirsiniz belki. Hani anlatılmadıysa daha önce. İnce bir nokta. İşte ortalık karışıyor, ardından içlikle kaçıyor. Ortaya çıkan o Blight'ı temizleyebilmek için kırmızı dragonlar gelip bütün o Blight'le beraber oradaki herkesi yakıyorlar. Ve orada da şöyle hoş bir detay var. Bolvar'ın, Lich King'in işkencelerine karşı bu kadar iradeli olup aslında Lavaman olmasının asıl sebebi o kırmızı dragonların onu yakmış olması. Onun üzerinde kalıyor. Bir aslında koruma olarak. Çünkü kırmızıların, evet onu aslında çok anlatmadım. Bak orada onu söylemem lazımdı. Kırmızıların aslında şöyle bir gücü var. Eonar tarafından bizzat güçlendirildikleri için yürüdükleri yerde yaşam oluşuyor ve silah olarak ateşlerini kullansalar bile bu ateşleri hem yakıyor aynı zamanda da yaşam veriyor. Evet. Ve Bolvar direkt bunun odağında yani ölmek üzereyken bu sadece bu ateş sayesinde kurtulduğu için bugünkü görüntüsünde. Ama mesela aynı Bolvar daha sonra Legion sırasında bizi yine Dragonflight'a gönderip bir tane kırmızı ejderhayı kaldırttırıyor. Evet, o da detay olsun. Evet. Yani Legion'daki zaten ejderhalarla ilgili en büyük olay da o. Yani çok müdahil olamıyorlar hiçbir şeye yeni ölümün oldukları için. Ölümlü değilken de çok bir şey yapmıyorlar şu ana kadar konçiklerimize bakarken çok müdahale etmiyorlar. Ya var canım naz etmiyorlar işte. Yani Lich King zamanında birebir müdahiller olaya yani. Ya ama şey ya bol var ya. Kafaya taktı Sylvanas Kırdal işte bak nereye gidiyoruz. şey
Ejderhanın Günü kitabında böyle Krasus Noldorm'ya gidiyor. Noldorm aynı şekerim benim işim var diyor. Maligas'a gidiyor benim işim var diyor. Ysera'ya gidiyor ben uyuyorum uyanacağım uyanmam diyor. Hiçbir yardıma gelmiyor yani. Detmine karşı güçleri olmadığı için. Ya tabii şimdi bu kadar basit deyince öyle gibi oluyor da aslında güçleri olmadığı için. Evet. Ysera'nın uyumasının sebebi orada işte Nightmare'e karşı savaşmak. İşte evet. Nozdorm'u aslında Murozond'un gerçek işte bizim fiziksel evrenimizde oluşmaması için savaşıyor falan gibi. Yok o sırada Nozdorm onun farkında değildi ama gücü olmadığı için şey yaptı. Önce Maligos deriydi zaten. Infinite Dragonflight'a karşı savaşıyor aynı. Infinite Dragonflight'ın işte... varlığını da çok gördüm. Kata'nın başlangıcında olması lazım Stezio. Ve orada zaten yok oluyor yani. Nozdorm'u Kata sırasında uzun bir süre yok. O yüzden yok. Evet. Dragonflight'ı öğrendiği için. Güzel hatta yaptı. Onu da şeyde öğreniyoruz galiba. Lich King'deki bir quest'te Chromie gösteriyor galiba. Bir quest sırasında Nozdorm'u ile alakalı bir görevde Murozond'u görüyoruz. Murozond olarak görmüyoruz da şeyde işte ya gene Dragonblight'ta bronzların Dragonblight'taki bir görev evet. Ha, bronzların tarafını yaparken Chromie gösteriyor aynen. Evet. Sonradan kendimizi gösteriyor işte ilerideki evet. halini evet, falan. Evet o çok güzel bir şey evet. Evet. Zaten ondan bilmiyorum. Hani kim bu? Aynen. Hani kim bu diyor zaten Chromie. Hani, evet evet. Güzel oluyor Murozo. Bizi zaten şey yani o gelecekteki halimiz mi o karşısındaki halimiz mi olduğumuzu anlamıyor. Yani o kadar zamanla iç içe girmiş ki. O kısım bayağı eğlenceli bayağı güzel göre mutlaka yapın yani. Ardından... Kataklizm'de Twilight Highlands savaşlarımızın şey Grim Battle Dungeon'ın mı? Yoksa şey mi? Alexstrasza ile Deadfin'in karşılaştığı bir quest var. Grim Battle'ın üstünde geçen. Hı-hı. Onu çok hatırlamıyorum. Sen anlatabilirsin. Tamam. O zaman pas aldım. Aynen devam ediyorum. Pasa parola Görkem. hemen kopyamı çekeyim oradan. Nexus'u anlattık. O arada ben sen bakarken Twilight Highlands anlatayım bari. İşte buraya oranın adı başkaydı en başta. Ama Cho'Gall ve Kaltistleri oraya basıp orada Bastion of Twilight'ı kurdukları için oranın adı Twilight Highlands oluyor. Ardından da Horde Alliance Cataclysm sırasında çıkarma yapıyor. Bunu da yine detaylıca Chronicle yazında okuyabilirsiniz. Aynen. Bağlantılı zaten. Orada da hem onun altyapısını yapmışlar. Bir de orada kataklizm sırasında yeni bölge eklendiği için çok retcon tartışması oldu. Ama işte Chronicle'da onun altyapısını çok güzel anlatmışlar. Evet. Retcon yok, detay ekleme var sadece. Yani okursanız da görebilirsiniz altyapısında. Aynen dediği gibi. Oradaki savaş kısmı da şöyle oluyor. Zaten işte Deathwing işte ortaya yeniden çıktıktan sonra işte baş düşmanı tabii Alexstrasza'nın baş düşmanı da dönmüş olduğu için işte ona karşı savaşta etkin olmak için Alexstrasza da işte yeniden güçlerini topluyor ve işte Grim Battle üzerinde karşı karşıya geliyorlar. Grim Battle tabii Twilight Highlands'ın hemen arkasında olan bir yer. Eskiden beri de işte kırmızıların kötü anılarının olduğu bir yer olduğu için işte Deathwing bir nevi Alexstrasza'yı işte psikolojik olarak da böyle yıpratmak için orada böyle karşı karşıya getiriyor yani böyle orada savaşıyorlar ama işte yenişemiyorlar. Biz de tabii buna dahil oluyoruz böyle küçük bir yaratık olarak bu savaşı bizzat görebiliyorsunuz. Kataklizmin ilgili görevlerini yaparsanız zaten oraya gönderiyor sizi ve ilk elden izleyebiliyorsanız ona da Grim Battle, Iron Forge diyorsun ama tabii çok öyle değil. Jiromi de geliyor değil mi ya? Yok. Jiromi ne zaman? Chromie ne zaman gelecek ya? Jiromi. Chromie'nin gelme şeyi yok. Chromie var zaten. Bir hep var. Konuşmadık. Chromie hep var. Sarı olduğu için. Chromie ileride konuşuruz. Turuncu. Altın turuncusu. yarı kırmızılık yani şey biyolojik olarak yok ama psikolojik olarak var yani. Neyse dağıtmayayım kendimi. Burada yani esas olarak zaten
kırmızıların işte savunduğu bir bölge var. İşte orası Vermilion Redoubt diye geçen bir bölge var. Ve işte kırmızılar burayı kullanarak işte Deathwing'in güçlerini ve o işte Old God'ların yolladığı işte yaratıkları ve orduları tutarak işte Deathwing'e karşı mücadele veriyorlar o bölgede. Ve işte savaşta da bizzat Alexstrasza zaten Deathwing'e karşı işte savaşarak onu bir nevi o bölgeden işte saldırısına devam etmesini engellemiş oluyor. Fena pataklıyor bu arada Alexstrasza. Evet, evet. Yani yenişemiyorlar ama aslında orada bayağı işte hem Deathwing'in de zayıflığı var tabii. Üstüne çakılan zırhlarla ilk kez bir nevi savaşa giriyor ve yarı zayıf halde, tam o duruma alışmamış halde yakalanıyor. Ve işte kaçmak zorunda kalıyor. Ama tabii Alexstrasza'nın gücünün de etkisi var bunda. Tabii önceden orayı tuttukları için aslında şey durumu da var. Bir nevi ikinci bir Ruby Sanctum yaratıyorlar orada ve kırmızıların üstünde güçlü olduğu bir bölge var. İşte o Vermilion Redoubt bölgesi kırmızıların işte üstünde olduğu zaman ve orada işte aynı Ruby Sanctum ya da işte Dragon Shrine'da olduğu gibi üstünde güçlü olduğu bir bölge. Haliyle siyah ejderha olarak Deathwing de orada o bölgeye girdiği zaman zayıf düşüyor ve kendi işte gücünü de kontrol edemediği için yenik düşüyor. Aslında yoksa güç olarak Alexstrasza'dan çok daha güçlü bir konumda orada Deathwing, ama bu iki etken yüzünden yeniliyor ve işte o bölgeyi tutabiliyorlar. O sayede de işte Twilight Highlands'ı saldırıp oradaki işte Old God güçlerini ve Deathwing'in güçlerini işte yenebiliyoruz ve Bastion of Twilight'a bizzat saldırabiliyoruz. Lord saldırıyor bu arada. Tabii yani Lord'a öyle geçiyor. Grimbattle'un i̇şte Alliance. Kırmızı ejderhalarla beraber. Aynen. Ama işte Grimbattle'a bir ufak bir kahraman grubu girerken işte Bastion of Twilight'a Horde ordusu giriyor. Evet. Bir ve o sayede Old God güçlerini yeniyoruz ve işte Deathwing'in bir nevi ilerleyişini durdurabiliyoruz. Evet, yoksa aslında şöyle bir durum var. Mesela bunlar yapılmamış olsa, işte Alexstrasza orada müdahale edememiş olsa ya da yenilmiş olsa, aslında Nuzzot o zaman zaten yavaş yavaş yüzeyi ele geçirmeye başlayacaktı. Zaten ilk adımını aslında orada atacaktı. Ama hem hapis olduğundan hem de işte biz orada Bastion of Twilight'ı işte ele geçirdiğimizden Nuzzot'un ilerleyişini ve böyle ortaya çıkmasını çok böyle ertelemiş olduk. Evet, zaten onları da biraz ben anlatayım. Bir darbeyi Bastion'da vuruyoruz. Bastion of Twilight'da evet. Vuruyoruz. Başka bir darbe ise Firelands'te Ragnaros'a karşı durarak. Aynen. Yine Dragonların bir noktada yardımıyla başarıyoruz. Çünkü Noldras'ı korumak için yardım ediyorlar. Blackwing Descent, Neferion'u tekrar öldürüyoruz ve Neferion bu kez Onyxia'yı diriltmeye çalışıp başımıza iş oluyor ve orada da Neferion'un bu dört farklı, yani işte kırmızı, yeşil, mavi, turuncu Dragonflight'ları karıştırarak ortaya çıkarmaya çalıştığı Dragon Chromo Dragon değil. Kromatik. Kromatik dragonlar. Aynen. Şimdi kromatik dragonları orada mağlup edip Deathwing, Neferin ve Onyxia'yı orada alıyoruz. Bastion of Twilight'te hem Cho'Gath'ı hem Sinestra'yı mağlup ediyoruz. Ve orada adını hatırlayamadığım kırmızı bir dragon da bize yardım edip ölüyor. Ben de hatırlayamadım. Night Elf'te. Night Elf'le. Neydi adı? Ben de hatırlayamadım adını. Sinestra'yı keserken geliyordu böyle birbirleri arasında beam atıyorlardı falan. Evet. Night Elf'te oldu. Aynen. Şey. Heroic modda geliyor. Cho'Gath yere düşünce kırılıyor evet. Oradaki platform, aşağı gidiyordu falan. Onun dışında dediğim gibi bir darbeyi Blackwing Descent'e, bir darbeyi Bastion'da vuruyoruz. Twilight'e vuruyoruz. Ben dürüstçe söyleyeyim mi? Normalde oraların geçişleri aslında daha farklı yapılabilirdi ama eski lore'da bulunan bu bölgeleri açarken biraz atıfta bulunup değinmek amacıyla yapmış olduklarını düşünüyorum.
Ne var abi? Yani özellikle Grim Batol'ün tekrar getirilmesi. Yani Grim Batol normalde işte Wildhammer şehri işte normalde artık temizlendi orklardan. Ne bir ork şeyi kaldı. Atıyorum nasıl söyleyeyim üstünlüğü. İşte ama şey ya oraya Twilight Hammer saldırıp Old Cut Faces'a ile oradaki dragonları. Ya işte hani o biraz bağlama gibi geliyor. Asıl lore çünkü Deathwing'in etrafında dönüyor. Kataklizm'de. Nuzlocke'un etrafında aslında bir noktada. Onun ardından Dragon Soul'a bu kez geçmişe gidip geri alıyoruz. Ve Cho'Gall'ın ölümünün ardından da Twilight Hammer'ın başına Twilight Father olarak Benedictus, Archbishop, Archbishop Benedictus geçiyor. Hı hı. Geçmişe gittiğimizde Benedictus'tan alıyor. Benedictus'un almasını engelliyoruz Dragon Soul'u ve ardından onu ele geçiriyoruz. Ama bu açıdan da çok hoş bir olay oluyor. Çok önemli. Infinite Dragonflight'ın en önemli etkisini görüyoruz Azeroth'ta. End Time Dungeon'a girip. İşte Bane, Tyrande, Sylvanas ve Jaina'nın Zot'un kazandığı ve Deathwing'i de öldürdüğü gelecekteki halleriyle mücadele öldürüp daha sonra da Mrozond'u, yani Nozdormon'un adının anagramı olan Mrozond'u öldürürüz. Ve Mrozond da şey diyor yani, siz hani neyle uğraştığınızı sanıyorsunuz, bu end, gördüğünüz end time bir şey değil, ben gerçeğini gördüm diyor. Yani şu an içinde bulunduğunuz dungeon hiçbir şey diyor, ben asıl gerçek end time'ı, gerçek sonu gördüm, bu sizin farkında bile varamayacağım, anlayamayacağım diye hani lütuf diyor şu an gördüğüm şeyler. Ne gördü gerçekten o çok bir sır. Çünkü ölürken de şey diyor yani işte ne yaptığınızı bilmiyorsunuz. İşte Amantul ben ne gördüm, benim gördüğüm şey derken ölüyor Mrozond. İyiyim iyiyim. Bunun ardından da Dragon Soul. İşte Deathwing bizim Demon Soul, Dragon Soul'u ele geçirdiğimizi fark edip bunun nasıl bir tehdit olduğunu fark ettiği için bütün gücüyle Rimless Temple'a saldırıyor. İşte Twilight Dragon'lar, Black Dragon'lar, Twilight Hammer'dan kalanlar ve orada Zot da ayrıca Festus Van'larına iki tane özel gönderiyor kendi. Evet, iki büyük baş kubanlarını generalini yolluyor. Hatta korrupt ettikleri elementallerle de savaşıyor. İlk boss o anda. Evet, girişteki kısım aynen. Bunun ardından işte Dragonlar bu kez gerçekten bütün güçlerini Demon Soul'a, Dragon Soul'a aktarıp daha sonra o Dinner Plate'i Malfurion'a Troll. Nixima videosu aklıma geldi. Pardon. Troll o Dragon Soul'u Deathwing'e yöneltip bir koyuyor. Ardından Deathwing'in sırtında biraz takılıyoruz. En sonunda Mindstorm'da zırhlarını açıp açıp önce şey ya işte sıyırıyor ya. Mantı oldu mu zaten? Ya evet. İşte Deathwing kendisinin yerine geçecek karakter tarafından patlatılıyor. Ya o, o konu benim mesela kafamı kurcalıyor. Normalde bir ejderha olması gerekmiyor mu? Ya ben niye Earthworld'u deniyor onu ben de anlamıştım ama ben de kıl oldum yani ona ne diyordu mesela, sen kendini Aspect of Earth mı zannediyorsun artık falan gibi muhabbet dönüyordu Ultraxon'u çağırırken. Evet evet. Chronicles'ta da öyle diyor yani. Deathwing şey diyor kendi içine bu mu Aspect of Earth diyor yani içinden de. Maligos'u da yapıyorlar ama hani öyle bir gücü yokken Maligos da Aspect of Medic şu an ama. Gerçi hani title artık o sadece. O aslında yani şey gibi yani ejderha olarak görmüyorlar da onu bir nevi böyle yani Deathwing'in yerini dolduracak elçi gibi kullanıyorlar. Evet. O gücü aktarmak için o da bir nevi işte Troll orada kendini feda ediyor aslında yani ne olacağını onlar da bilmiyorlar ama işte daha öncesinden şaman güçleriyle tabi elementlere olan hakimiyetini arttırması sayesinde muhtemelen bundan etkilenmeyip işte toprakla bağlantı kurabilip işte Deathwing'in Neltarion'ken
doğal olarak yapabildiği şeyi işte şaman güçleriyle yapabilip işte o dengeyi kullanıp kendisine zarar vermeyecek şekilde bunu silaha dönüştürebiliyor. İyi de abi bayağı bildiğin şarj ediyor yani Dragon Soul orada. Tabii tabii yani zaten işte onu o sayede şarj edebiliyor. Dragon Soul olarak bu arada onu da diyelim zaten daha önce Demon Soul olan şey yok ediliyor. Dragon Soul olarak birleştiriyor. Ben onu anlattım. Geçmişe gitti işte. Onları hep anlattım herhalde. Ha, aynen. Onları geçtik. İşte Ronin'in hatta Kadimler Savaşı'na dahil olabildiği yer. Evet, normalde aynen. Ronin o dönemde yaşamıyor. bir böyle yarıktan evet. Ne diyeyim zaman bozulması mı oluyor işte. Nozdorm'u getirip götürüyor yani onu. Evet, Nozdorm'un yardımlarıyla dahil olabiliyor olaya. Yoksa çok eskide olan bir olay zaten o. Ronin'in zamanından çok daha hatta galiba insanlardan falan da çok. Tabii tabii. Yani Nightlight'lerin zamanından kalmış. İşte hep o kırmızı tişörtlü çocuk ne yapıyorsa. Ortalığı karıştırıyor değil mi? Yani, Tabii canım adam Kataklizm'in lore'unu etkiledi ya direkt. Evet hakikaten. İki laf soktu orada, iki çelişkiyi gösterdi. Onu uydurmak için hikaye yazdılar resmen. Yani bu arada şey, tabii konudan kopmayayım. Esas olarak zaten o savaştaki yani kırmızıların işte bizzat hani kırmızı üzerinden konuşuyoruz ya. Kırmızıların zaten son işte Deathwing'e karşı savaşmalarında işte aslında Thrall orada bir nevi kırmızıların da elemanı. Yani siyahın gücünü dolduruyormuş gibi gözükse de aslında orada Alexstrasza'nın sayesinde Dragon Soul'a bizzat işte 5. ejder gücünü katabilecek seviyede bir artık böyle şaman gücüne ulaşıyor. Zaten işte Thrall'ın hordu bırakıp da işte bu davaya yönelmesinin birinci sebebi de bu. Yani bir nevi işte hani kristale dönüştükten sonra Azeroth'un speaker'ı oluyor ya işte evet. Yani ona yakın bir mantık var Thrall'ın da işte hordu bırakmasının sebebi bu. Çünkü böyle büyük bir tehlike var. Böyle bir büyük tehlike için kendisini ve işte bütün bulunduğu konumu feda edip aslında orada işte yaşayıp yaşamayacağı da belli değil. Şey kendini feda ediyor ve işte bunu bir kere kullanayım da hani ölürsem öleyim Deathwing de ölsün der gibi gidiyor oraya ve o gücü aktarıp ondan sonra o ilk kullandığından sonra bunu başarınca işte ikinci saldırıyı da yapıyor ve işte zayıflatıp ondan sonra biz zaten sırtına çıkıp savaşıyoruz. En son halinde de işte gene de yetmiyor ve işte evet, ben Zot hatta şey yapıyor yani onu gördüm. Aha, yok, o sırtındayken Zot İşlerin sarpa sardığını fark edip son bir güç daha yüklemesi daha yaptı işte o kadar bir evet. Aberration o kadar bir şeye dönüşüyor yani o form değişmesi. Yoksa zaten aynen işte Nuzot orada müdahale etmese zaten düştüğünde ölüyor aslında evet. Deathwing. Ama işte biyolojik olarak ölmesin diye artık onun o zırhlı vücudunun bile kaldıramayacağı bir güç yüklüyor Nuzot Deathwing'e ve onun için zaten neredeyse parçalanacak gibi oluyor. Aynen aynen. O son savaşta gördüğümüz o farklı artık ejderhayla evet, alakası evet. Olmayan şekle dönüşüyor. Yani yarı old godumsu bir şey oluyor yani. Evet. Orada Alexstrasza'nın rolü çok güzel ya. Böyle geliyor ya böyle. Evet. İşte anne edasıyla yaklaşıyor böyle şeye. Thrall'ın eşinin adı neydi ya? Agra aynen. Agra. O el diyor böyle. Evet o sinematik çok güzel bu arada ya. Gerçekten oyunda. Yani orada ölümlü oluyorlar. Ölümsüzlüklerini kaybediyorlar ama bak artık işte bunun sayesinde yeni bir yaşam oluşacak. Bu yaşam evet. Devam edebilecek diyor yani. Fedakarlık. Onu şeyden şeyde çok güzel belli ediyorlar. Nozdorm'un omzunda kumların dökülmesiyle mesela. Evet evet. Bütün sinematiği. Ve ama aslında Nuzot orada tekrar kazanıyor. Çünkü bu sayede ejderha muhafızlar da gitmiş durumda. Gardiyan da yok. Şey yani. Medir de yok. Yani yine kazanmış oluyor. Neyse Nuzot. Girmeyeceğim ya. Vallahi zor tuttum soruyu. Sor. Medir nerede abi? O başka konu ya. Değil mi? Onu Battle'ların çok güzel videosu var. Onunla iyi konuşuruz belki. Yani. Değil mi yani? Pis bir konu ama yani o kadar evet. Seviyorum ki. Medivh'e orada anlatalım evet. Hakikaten. Çünkü hakikaten uzun konu yani.
Ama işte basit olarak Medivh şöyle yok, düşün. Yok girme. Bir hemen özetleyeyim soruya cevap olarak. Yani gireceğim ya falan. Medivh artık insanüstü bir varlık ve evet. ölümlülerle ilgili hiçbir davası kalmamış durumda. Öyle düşünün. Evet. O kadar. Yani o yüzden Azeroth üstünde gördüğünüz Medivh değil. Yani şu anda sadece gölgesini, izini ya da onun izin verdiği kadarını görebiliyoruz. Ya şeyi anda... hatırlıyorum ben. TBC zamanına böyle işte geyik yapıyoruz falan. Muhabbetleri dönüyordu işte. Biri forumlarda yazmış. Abi bir tane karga gördüm. İşte tıklanabiliyordu. İşte şeyin frame tıklayınca frame'i Medivh yazıyordu. Falan. Böyle efsaneler falan vardı yani. İşte yani... Azeroth'da dolanıyor falan. Hala koruyor aslında bizi falan diye. Olabilir. Yani bilmiyoruz. Abi çok iyi ama yani. İşte şey yani Burning Legion şeyi işte Karazhan'ı ele geçirmeye çalışıyordu. Demek ki bir etkisi ya da bir bağlantısı var ki. Ya yok o Burning Crusade lore olduğu için ben onu şu an tamamen ignorladım abi. Ya aslında şey mantığı var. Çünkü aynı şey gibi işte Icecrown'la Shadowlands arasındaki bağlantı gibi. Orada da işte Twisting Nether'a bir bağlantı. Yok. Onu biliyorum. Ben şey demek istiyorum. Medivh falan iddiası ben Burning Crusade'leri olduğu için ben onu yok. Tabii o tıklanan karga o aynen biraz o kısım karışık olabilir. Yok ona yok gibi. Ya o efsane ya Legend ya diyorum ya. Tabii canım yani aynen. Öyle bir şey yok. Şey şehir efsanesi modu Warcraft efsanesi. Arkadaşlar bir hikayede ki bir olayın başında The Burning Crusade yazıyorsa ona şüpheli yapar. Öyle. Medivh Void Lost'lar İncil'i olur. Chronicle'da toparladılar ya. Ben eskisi kadar dağınık değil o konu. Hayır bak. Illidan kitabı, Chronicles bir de şimdi Kael'tası ancak toparlayacak. O kadar. Evet tabii. Yani zaten şey Outland revamp gelmeden onlar kalacak yani. O kadar artık olsun yani. Ama ana hikaye olarak Chronicle'ı baz alırsanız bir sıkıntı yok. Öyle düşünelim. Bir tane. Konuya devam edersek işte benim aslında biraz özet geçtiğim Legend'da DK'ların Ruby Sanctum'a saldırıp bir tane kırmızı ejderha cesedini kaldırması var Bolvar'ın elinde. Hani onu da tabii kullanamadı Bolvar. O da ayrı bir konu ama hani o şey çok ilginç ama. Yanılmıyorsam ya Alex Strassman'ın Bolvar'a ya da birinin bir life debt'i var. Yani hayat borcu var. Onun hangisini hatırlamıyorum çünkü... Bolvar'ın Alex Strassman'ı. Bir hayat borcu var ve Bolvar bunu yapıyor. Bu ayrı bir konu. Bakalım tamam. Yani Alex Strassman'ın... Zaten şey diyor, bu yüzden orada ince bir detay var. Bolvar işte Death Lord'u oraya yollarken diyor ki... Yani oradaki kırmızı ejderhaları öldürmek zorunda değilsin. İşte sadece işte oradaki ölmüş olan ejderhayı kaldır kullan diyor ama... Biz görevi de yaparken oraya gittiğimiz zaman kırmızı ejderler bize saldırıyor direkt. Yani hiçbir şey yapmasan da onlar sana saldırıyor. Kendini savunmak için bile öldürmek zorunda kalıyorsun. Görev içinde öyle bir çelişki var. Yani aslında şey hani Lich King ben karışmıyorum ne yaparsan yap demiyor. Yani oradakileri öldürmek zorunda değilsin diye bir şey ekliyor evet. Oraya. Lich King'in hiç demeyeceği bir şey bu. Çok karakterine aykırı bir laf. Yani öyle bana... diyor da gidip yani hayatı aşırı önemseyen Dragon'un çocuğunu kaldırsan yine kızar yani. Tabii ama zaten ölmüş ejderhayı kaldırıyorlar. Bu arada şöyle bir ince nokta da var ölmüş demişken kırmızı ejderhaların yaşama olan bağlantıları ve işte Eonar tarafından güçlendirildikleri için yaşamın tersi olan ölümle ilgili de çok büyük bilgileri var ve nekromansi yapabiliyorlar doğal olarak. Ve evet. İşte kendileri aslında işte ölmüş kırmızı ejderhaları çok böyle istemeden ama savaş gerektirdiği için, durum gerektirdiği için kaldırmış oldukları örnekler var. Yani doğal bir necromancer'lık tarafları da var kırmızıların. O da ilginç bir detay, onu da ekleyeyim. Hazır ölmüş ejderhadan bahsederken. Ölmüşlerin ejderhalarına yani, değil. Yani şey, oradaki kırmızı ejderhanın işte yani bir... işte Lich King'in bir adamı tarafından kaldırılmasına karşı çıkma sebepleri bu olabilir. Belki yani çok gerekirse belki biz kaldıracağız onu ellemeyin gibi bir şeyleri motivasyonları var yani. O yüzden ölmüş hiçbir kırmızı ejderhanın başı boş değil zaten. Başka görevlerde de geçiyor bu.
işte zaten oradan onu da bağlayalım. Benzer bir konu aynı şekilde Drastvar'da ölmüş bir ejderhayı gene kaldırmaya çalışan biri var. İşte Vadeikus diye bir ejderha orada ölüyor ve işte onu bakayım emin olayım. İşte Danir Amberlight diye bir tane Death Knight onu da kaldırmaya çalışırken işte kırmızılar bunu savunuyor ve engelliyor. Bu sefer başarısız oluyor işte Death Knight. Yani işte her sonuçta ölmüş kırmızı ejderhayı bile savunuyorlar bu yüzden. İşte kendileri sonradan gerekirse kullanabilir diye. Ama işte Legion'da olan mevzunun şöyle bir ters tarafı var. Orada öldürülen Whelp'ler yani yavru ejderhalar sonra yeniden doğmayacak olan son kırmızı ejderha ırkı yani son doğmuş yavrular onlar. Artık ölümlü oldukları için yeni ejderha yok gelmiyor ve orada Death Lord'un öldürdüğü yavrular aslında işte yani iki kat bir acımasızlık var. Yani ileride ejderha olacak olan yavruları öldürüyor. Bunlar yeniden doğmayacak olan işte yeri doldurulamayacak bir sayıyı böyle azaltmış oluyor. Kırmızı ejderhalara büyük bir aslında darbe vurmuş oluyor orada onları öldürerek. Ama tabii Lich King'in emriyle değil de kendini kurtarmak için bir nevi bunu yapıyor. Çünkü orada da işte kırmızı ejderhalar direkt işte kendi ölülerini korumak için saldırıyorlar. Ve yani aslında böyle ikili bir durum var orada. Lich King de böyle müdahil olmuyormuş gibi görünüp aslında hani öldürmesen de olur der gibi bir orada kendine uymayan bir şey demiş oluyor. Üzülüyor yani. Aa canım. Çok üzülüyordur, çok ağlıyordur dedim. onu demiyor tabii yani. Evet, ne yazık ki okay. Öyle de var. Konumuz... Bakalım. Gidiyoruz. Konumuz devam ediyor. Aslında bugüne kadar olan yani çizgilerini, tarihçelerini de tamamlamış olduk bir nevi. Şimdi o zaman ufak ufak şey kısmına geleyim. Sorular var. Güzel de sorular geldi. Ben birkaç aynen. tanesine chatten müdahale etmeye çalıştım ama tabii Shadowlands konusu olduğun yani şu anda gündemde olduğu için şey çok merak ediliyor. Ölünce ne olacak konusu. Ve zaten aslında birçok şeyine cevap verdin sen. Adını sen söyle. Yani kırmızı ejderhaların yaşamla ilintili olmalarından mütevellit işte ölümle de ne kadar iç içe olduklarını söyledin ama şimdi Ysera tabii öldü. Orada bir bulunma durumu söz konusu vesaire vesaire. Yani kısaca soruyu soruyorum. Shadowlands'ta Dragonflight konusu nereye gidebilir? Ya da eve ejderhalara ne olacak? Bildiğimiz kadarıyla Ardenvale'de gidiyorlar ejderhalar öldüğü zaman. Azeroth'un doğasına bağlı olan her yani yarı hayvan da olan böyle bilinçli olan da yaratıklar ve Emerald Dream'e bağlı olan bütün işte vahşi yaşam Ardenvale'de gidiyor ölünce. Ve Ardenvale'de sadece Azeroth'tan gelen vahşi yaşam yok. Bütün Shadowlands'ın bağlı olduğu artık gezegenler, evrenler hepsi oradan gelen bütün vahşi yaşam var. O yüzden zaten yani Emerald Dream Azeroth'un işte bir nevi işte nasıl diyeyim taslağı iken Ardenvale bütün doğanın taslağının gölgesi gibi. Yani o yüzden bütün ejderhaların öldüğü zaman yani başka gezegende de ejderha benzeri yaratıklar varsa öldükleri zaman Ardenvale'de gittiklerini biliyoruz. Anladım abi. Şöyle bir şey soracağım. Ben soruya eklemiş olacağım. Aspeklik muhabbeti devam edecek mi sence? Bu bir tabii bir teori olacak şimdi. Fikir sorusu olacak. Hani net bir bilgimiz yok. Ardenvale'de daha açılmadı. Alfa'da da açılmadı. Evet, bunu da yani, söylemiş olayım. Sizce ne olacak abi? Ölümlü olduktan sonra işte normal aspekt yani Titanların onlara bahşettiği gücün %90'ını kaybettiler. Yani şu anda sadece ölümlü olmadılar. Güçlerini kaybettiler. Evet yani güçlerinin büyük kısmını kaybettiler. Yani gene sıfat olarak yani o rengin lideri olarak aspekt olarak geçiyorlar ama eski aspekt, orijinal aspekt gücünde değiller. Ben de zaten şahsen çok böyle Shadowlands'da bir ejderha influence yani ejderha nüfuziyetiyle ilgili çok derin bir lore göreceğimizi sanmıyorum.
Aynen. Yani hani... Ardenweald'da sadece işte Ysera'yla ilgili kısmını görürüz. Belki kadimliğiyle alakalı, yani işte Galakrond'a tamam. ait falan bir muhabbetler görebiliriz ama onlar da işte hani şey böyleydi. Gördünüz mü bak ne kadar yüceydiler falan filan muhabbet olur. Çok da öteye geçmez yani. Ben de öyle tahmin ediyorum. Yani öncül bir konu olmadığı için yani en fazla üstünden değinilir. O da işte Ysera taze bir konu olduğu için onun üzerinden yaparlar onu da. Ki o da çok büyük ihtimalle Elun konusu içinde geçecek gibi gözüküyor yani. Çünkü şeyi işte hatırlayın işte Ysera'yı yenip öldürüyoruz ve aldığımız oradan işte artifact'in adı Tear of Elun. Yani birebir bağlantısı var Ysera ile Elun'un zaten olay yüzünden artık eminiz. Ve işte zaten Ardenweald'daki konu açıklandığı zaman da bunu göreceğiz. Bu arada 1-2 hafta içinde geliyor. Ha, o da açıklandı mı şey takvim olarak? Ardenweald ve Maldraxxus'u açacaklar 1-2 hafta içinde. Devam yani ediyorum öyleyse. Konunun ne kadar olur onu bilmiyoruz da. Yani ikisi de geliyor. Dragonflight'ların farklı tür, yani Dragonflight'ların hepsi farklı türe dönüşüyor. Kırmızılar elfe benziyor, siyahlar insana benziyor. Bunun bir anlamı var mı yoksa rastgele yok, bir durum mu? Yok yok, rastgele. Bence benim tahminim rastgele. Özel bir anlamı olduğunu zannetmiyorum. Evet, şimdi hani şöyle düşün aslında, ona ben cevap vereyim. Söyle aslında söyle. Yani Maligos yanlış hatırlamıyorsam Bloodelf'ti. Evet, Nozdor mu zaten Bloodelf? Alexstrasza da Bloodelf. Maligos, Karagos bir de Puma. Ysera da Night Elf. Hani ben yani görünüşlerini beğendikleri ırklara ırklara dönmüşlerdi. Çok bir anlamı olduğunu zannediyorum. O şeylere benzetiyorum ya. Bunları işte Valavalar, Maya, Mayar muhabbeti var ya Yüzüklerin Efendisi'nde. Onlar da çünkü kendi beğendikleri surete bürünüyorlar ya. Aynen, aynen. Zaten direkt ona gönderme var. Ve forma humanoid form olarak mesela işte teknik olarak geçiyor ve humanoid form zaten terimi neredeyse Lord of the Rings mitinden gelen bir şey işte o işte Valarların, Mayaların dönüştüğü yani şey olarak düşün işte Gandalf'ın gözüktüğü form kendi formu değil. Seçtiği işte, form, insana dönüşmeyi. Tabii yani o işte insanlara ya da işte kendi işte yardım etmeye çalıştığı ırklara işte korkutucu gelmeyecek bir görüntüye bürünüp geliyor. İşte aynı şekilde ejderhaların da böyle insanlara veya işte insanımsı ırklara işte birebir konuşup yardım etmek için ya da onların yanında mesela bir görüşmeye girmek için ejder formunda giremeyecekleri yere bu tarz formlarla işte pozitif gözükebilecek formlarda giriyorlar. Aynen ya. Ve bu arada hani çok böleceğim. Pardon unutma diyeceğim. Siyahların insan formunda olmasının sebebi de işte zaten Stormwind'de sızma... Tamam manipüle etmek. Elanesi baştan sona. Aynen yani o yüzden insan olarak görünüyorlar. Ben de şey diyecektim. Sauron'sa tamamen korkutmak amacıyla öyle bir tipe şey yapıyor seçiyor kendine yani. Düşmanlarını evet, mesela aynen. Sauron mesela ilk insan insanımsı forma geldiğinde çok güzel bir elf olarak evet. görünüyor ama son formunda öyle değil. Değiştirebiliyorlar yani. Orada Shadow of War oynarsanız bazı sinematiklerde görebilirsiniz. Evet, alt hikayesini görebilirsiniz orada. O Black Dragon'ların manipüle etmesi benim Chronicles serimde başta altına çok detaylı yazıyor ve onu da konuşuruz. Çok fazla olay müdahaleleri var Alliance içinde. Hatta şey, böyle ailecek yani. Death evet, Week. Tabii. Yani Efendim, müdahaleleri var da şey... neyse şimdi Alliance arkadaşlar kızacak. Yani onların da böyle bir hemencik olaydan etkilenip işte isyan çıkartıp böyle sokaklarda yabayla şey meşalelerle dolaşası varmış. Yani Onyxian'ın yaptıkları abi, falan biraz yapacak bir şey yok. Çok güzel korap ediyor canım yani. Evet, kitapta evet. Da anlatıyor. Davar Presto. Davar Presto falan. Davar. Aynen ya. Şeyde hayır, oyunda şey hiç gördük mü onun formunu yani. Hatırlamıyorum ama şeyde Alterat'ta vardı muhabbetleri de onun. Davar Prestor'u görmedik de Neferin'i görüyorum. Şeyde Onyx'i de gördüm. Şey komik ya. Ejderhanı günde anlatıyor abi. Kimse o Davar Prestor'u sorgulamıyor. Şey diyor işte ben hiç bilmem ne nereden soylu birinin çocuğuyum. Bu. Yani şimdi bunun geçmişi kim? Kimin çocuğu bu? Kimin evladı? Yok bayağı
sorgulamıyorlar. Bunu Black Dragon'da daha detaylı konuşuruz. Çok fazla şey etkileri var Black Dragon'da aslında. Old God'lar isteyene tabii ki. O zaman bir sonraki soruya geçiyorum ufaktan. Tabii ki. Bakıyorum. Ölen Dragon'ları konuştuk. Shadowlands'ı konuştuk. Dragonflight konusunu konuştuk. Albino Drake nereden? Neden ejderhaların babası diye bakılıyor Albino Drake'e? Değil aslında tabii yani. Albino renksiz olmasından dolayı işte şöyle düşünün. Yani ejderhaların renklerinin sebebi işte yatkın oldukları büyü gücü. Ve işte bunu genlerinden işte biyolojik olarak aktarıyorlar. Zaten ejderhaya dönüşmeden önce de bu renklere sahipler. Ama o aşamadayken işte vahşi hayvan gibiler. Ve bunu sadece avlanma amacıyla ya da işte o bölgelerini koruma amacıyla falan kullanıyorlar. Albino olanlarda bütün güçlere açık olma gibi bir durum var. Yani anlatılan söylenen o. Yani istediği gücü absorbe edip onu kullanabiliyor albinolar. Ama zaten kanon olarak çok yok albino. Ve çok fazla da zaten üstünde durulan bir konu değil. Sadece bir renk seçeneği aslında. İşte alt hikayesine bakarsanız biraz bunu doldurmak için yapılmış bir işte hikayesi var. Yani öyle anasal babasal bir durumu yok. Yani Galakrond hepsinin kökeni işte. Tabii yani esas olarak öyle zaten. Yani kanon olarak en azından geçen o. Bu Lich Queen'le ilgili şeyleri sen zaten... Onu söyledim. Ya yani evet, onu buradan sesli olarak da bir daha diyeyim. Çünkü geçen sefer soru geldi onunla ilgili. Manga'da geçen bir konu var. Mal'Ganis işte Jaina'yı Lich Queen'e dönüştürüyor. Ama bu kanon değil. Sadece o manga'da geçiyor ve yani ana konuda böyle bir şey olmuyor. Jaina hiçbir zaman esas hikayede Lich Queen olmuyor. Size onun neden olduğunu söyleyeyim mi? Söylüyorum onun neden olduğunu. Hazır mısın? Söylesin. Evet, bekliyorum. Heroes of Storm'da güzel bir skin yapmak için. Başka hiçbir şey yok. Yani işte. Dreadlord gibi değil mi? Evet. Dreadlord hikayesi de öyle çıktı zaten. İşte Jaina ise Dreadlord işte boss olacak, keseceğiz falan diye. Zaten ben bunun kasıtlı sızdırılan bir böyle geyik olduğunu düşünmüştüm hep. Yok zaten, ya Nixium onu uydurmuş. Nixium onu uydurmuştu ya. Shadowlands'te bölge lideri yok ya. Lich Queen diye. Yok. Winter Queen o. Winter Queen var. Ardenweald'ın. Ardenweald'ın da lideri değil. Ardenweald'da sadece işte. Boğası. Yani şey ya, o bölgenin işte yönetici ırkının lideri ve her yere de hükmedemiyor zaten. Ya bir de bir şeyi söyleyelim arkadaşlar. Aslında Chronicles'tan sonra çoğu çizgi romandır, mangadır, kitaplardır. Hepsi aslında biraz kendinden çıktı ya. Çıktı yani çıktı zaten. Şey. Şeyi düşün işte, Trading Card Game'in hikaye kitapları var. Onlar mesela kanon değil artık. Onlar mesela çok anlatılır. Legends hikayeleri kanon değil. Çizgi romanlar kanon değil. İşte Medan falan. Medan'ın esprisi hatta işte 3. Chronicle kitabında 4 var evet. Parça olarak verdiler. Yani o kadar da dalgasını bile geçiyorlar artık. Yani yok çünkü onlar... Chronicle yazıldığı anda zaten hepsini attılar bu mevzudan. Medan da yok, Legends da yok, işte bu manga da yok. Ya yani Medan olursa zaten şey ya böyle win tuşu WoW. Direktif yani. Evet. Yani öyle bir de aynen olmaz yani. Mantıksızdı da zaten ilk baştan da. Yani şey abi işte o TBC Lord'u. Onun gibi yani o dönem biraz outsource etmişler herhalde işte yan ürün çıkarmak için. Evet. Hikayeyi de çok denetlemeyince biraz ipin ucu kaçmış tabii. Şey yani, ya. Yani Star Wars kitapları gibi olmuş. Ben tahminen şey de artık yani değil. Storm Edge kitabı da. Ben öyle biliyorum Chronicles'tan sonra. Yok o dahil olması lazım. Ondan çok emin değilim ama yani şey Nightmare'le ilgili olan kısmı falan tutarlı yani. Chronicle'da da geçiyor galiba zaten oralar. Soru. Sizce Sargeras ileriki expansionlarda quest giver olur mu? Oynanabilir karakter bile yapar bir Blizzard abi para için yani. Çok şey yapmam yani öyle şaşırmam bu tarz şeyler gelirse. Aynen Sargeras'la benim şahsi tahminim Illidan'la birleşmiş halde geri gelecek ve işte
ya Void'e ya işte Old God'lara karşı işte bize yardım edecek. Şey böyle değil mi? Şöyle sakalını kaşıyor şu şekilde tersten. İşte ben sizi şey dinledim. Söyledim dinlemediniz. Yani yarı Illidan yarı Sargeras bir yaratık olarak geri gelecek gibi hissediyorum ben yani. Onu şey diyeyim Görkem, onu Paramensa de mesela Twitter'da bir artı olarak paylaşmıştı. O tahmin edilen bir şey ve inşallah öyle olur. Evet yani çünkü o gökyüzünde gördüğünüz kırmızı yıldızla ilgili işte bir ara gene yayında anlatmıştım. WoW'e gelip yani datamine edilip live content'e geleceği kesin olan bir kısmı oyundan kestiler. Evet. O kısım eğer olsaydı işte Illidan'ın Sargeras'ın avatarı oluşunu görecektik. Öyle bir şey olsaydı. Nasıl Sargeras'ı hapsettiğini ve o kızıl yıldız kapanmadan önce ne olduğunu görecektik. Biz sadece onun ilk anını gördük ve kapandı ondan sonrası. Nasıl hapsettiğini ve nasıl Illidan'ın Sargeras'ın işte gardiyanı olduğunu görmedik. Ama bildiğimiz kadarıyla şu anda zaten mekanik olarak da Sargeras'ın avatarını yok ettik. Sargeras'ın ruhunun girebileceği bir vücut yok. Ve zaten Nighthold Raid'inin sonunda da Gul'dan'ın amacı da işte Illidan'ın ölü vücudunu kullanıp Sargeras'a onu avatar olarak kullandırmaktı. O sayede Sargeras'ı Azeroth'un üstüne getirmeye çalıştı. Ama işte biz müdahale ettik ve Illidan canlanıp o Gul'dan'ı öldürdü ve özgür kalmış oldu. O sayede işte en son Legion'ın bitişinde zaten Illidan bizzat işte Titanlara yardım edebilecek seviyeye geldi. O sayede işte Sargeras'ın gardiyanı olabilecek şekilde bir fırsat yakaladı diyelim. Zaten en büyük amacı ilk baştan beri Sargeras'ın gücünü ona karşı kullanmaktı ve şu anda artık bunu birebir yapabilecek bir konuma geldi. Titanların da yardımıyla zaten Sargeras'ı işte vücuduna hapsederse şey gibi düşünün. Yani Ultimate Demon Hunter olacak yani. Büyük Demon'ı içine hapsetmiş bir avatar olacak. Yarı ama Titan. Ama hani yani şuna da eminim ben, bir noktada Sargeras'ın çok rahat anlaşacaklar. Zaten evet yani Sargeras'ın esas amacı işte yani Titanlarla çakışmadığı için ve yani çok ilginç bir şekilde Light'la çatıştığı için zaten eğer bir işte bizim tahmin ettiğimiz gibi Shadowlands'ın sonunda geri geldiğimizde işte Azeroth'un yüzeyinin Old God'lar tarafından işgal edildiğini görürsek zaten bu tarz bir yardıma ihtiyacımız olacak. Yani Sargeras'ın da Titan... Aman o yardım Titanlardan gelmesin. Sonra gezegeni sıfırlamaya kalkıyor. İşte onu yapamayacaklar çünkü işte zaman tiyosu verildi ya orada. Ne kadar zaman geçtiğini bilmiyoruz. Büyük ihtimalle çok uzun bir zaman sonra geri döneceksek işte Azeroth'un yüzeyine o mekanizmaları da işte yok etmiş olabilir. Total etmiş olur evet. Tabii. Ejderhaları işte aradan çıkardı. Şimdi işte şey zincirlerini bize kırdırttı ve işte kendisi de serbest kaldı. Şimdi öldü mü ölmedi mi bilmiyoruz. Zaten adam bütün işi bize yaptırıyor. Yani işte her şey olabilir ve her şeyin ucu açık. Bununla ilgili de Illidan ve Sargeras kısmı da gayet bağlantılı. O yüzden bekliyorum yani hepsinin birbirine bağlanmasını ben. Peki, zaten şey. Bizim kötü karakter olmamız. Nereden? Illidan'ı kestik mesela. Yo, oyunda genel olarak yani baksana yani normal Nuzhoth'u biz kurtarıyoruz. İşte Dragon aspektlerini. Evet diyorum yani yaptığımız her şey başımıza şaşırıyor yani. Evet yani şeyi de mesela serbest bıraktık işte yani Nuzhoth'tan önce Zalatat'ı serbest bıraktık. Evet. Void Lord'lardan bile kurtulmuş olabilir mi? Olabilir abi. O Nuzhoth öyle bir şey olamaz. Nuzhoth zaten niye? Void Lord'ların uzantısı yani. Void Lord'lar için yapıyor her şeyi. Hatta yani, ben şeyi de söyleyeyim. Teorisel olarak yaklaşırsak olabilir ya. Yok yok öyle bir durum olmaz. Yani şöyle düşünün, Old God dediğimiz şey zaten Void Lord'ların
Fiziksel evrene müdahale etme şekli old guard. Hayır hayır tabii canım doğru söylüyorsun. Ben sana yanlış şey demiyorum. O hani uzantısı gibi. Teorisel olarak düşündüğümüz zaman her şey olabilir diyorum yani. Hani bu şeyden de çekinmeyin. Evet abi o fikirleri üretelim yani. Yani işte bir de hani uzak ihtimal diyelim. Evet. Yani öyle kendi diyorsun da hani vision teorisini uydurduk ve tuttu ya. Biz uydurmadık, insanlar uydurdu ve mantıklı geldi yani. Olabilir o. Şey diyeceğim. Yani yok ama şimdi onun bir dayanağı var. Yani evet. Bunda mesela şöyle bir şey olsa mesela Nzot mesela şey dese işte ben de beni buraya yollayanlar kadar işte evrende etkili olacağım falan gibi bir şeyler dese o zaman onun kapısı açık olur mesela öyle bir şey ihtimal düşünürüz ama ona ima eden bile hiçbir şey demiyor. Yani o yüzden öyle bir ihtimal görmedik. Hatta onun derdi biziz aslında onun derdi. Evet. O bizi yere geçirmek istiyor. Onun paket boyunca da aslında o fiskalları falan onları ima ediyor. Yani yap... Zaten şey... şey... Yani. Söyle. Yaptığınız her şey bana yarıyor. İşte yaptığınız her hareket sizi gerçek yolunuza doğrusu iyice itiyor falan diyor yani. Evet. Bizi yani bana şey gibi gelmeye başladı. Hot bizi... Void'e hizmet etmeye layık hale getiriyor adım adım bir nevi. Yani sanki öyle bir amacı varmış gibi. Azeroth kadın değil mi? Yani o sanki gemiye falan şey der gibi ya bilmiyorum. Şu an ne olduğunu tam olarak biliyor muyuz da? Neyin? Azeroth kadın mı? Yani kadın değil mi? Şey canım yani. Şey, onu biliyoruz. Azeroth dişi ve şey yani Sargeras Azeroth'u bir an görüyor. Ha değil mi? Aşık bu muhabbeti var. Aşık oluyor aşkı. Sargeras erkek, Azeroth dişi biliyoruz yani bunu. Saplantı haline getiriyor. Nuzot gibi onlarcası yani. Var. Bunlar gezegenleri dolaşan parazitler, Warsaw. Evet. Aynen. Oldgatlar, evet. Aynen Arcturid'in dediği gibi. Yani Pyromancer'da şey demiş mesela bu konuyla. Yaptığımız her şey bir noktada girip bize geri şey oldu. Evet. Yani. Ne yapsak başımda sonra şaşıyordu. Ya onun ben neden öyle bir laf söyledim biliyor musun? Çünkü mesela şimdi Diablo içeriği de yazıyorum ben işte atıyorum videosunu. YouTube'dan bakabilirsiniz arkadaşlar. Evet. Reklamlar falan. Neyse. Diablo 3'ün sonunda şey şöyle bir laf ediyor. Tyrael. İşte biz acaba hani Nephilim'den korkacağız mı? Bizim başımıza bela olacak mı? Diye sanki böyle bir ufak bir gönderme yapıyor. Şimdi Azeroth'ta da öyle yani ne yapıyorsak bize dokunuyor geri ucu. Yani iyi boklar yiyormuşuz gibi durmuyor yani. Evet yani zaten biz de Azeroth'un nefilimleri gibiyiz yani. Evet. Azeroth üzerindeki ölümlüler olduğumuz için işte normal ölümlülerden çok daha güçlü ve böyle nasıl diyeyim potansiyelimiz de çok açık. Yani zaten bunu her fark eden de bizi kullanmaya çalışıyor. Zaten karakterimizin başından geçen her şeye baktığınız zaman... Hep böyle bir durum var yani. Aa sen çok güçlüsün şunu da yapıver. Da bize yardım et diyen böyle bir sürü ırklar, şeyler, yaratıklar, bir şeyler. Champion. Champion. İlganut'un söylediği gibi herkes onların planına göre ilerliyor. İlginç. Ya orada biraz manipülatif şey de var. Yani kendinden şüphe duymanı sağlayacak şeyler de söylüyorlar. Yani tabii. Çünkü bu tarz şeylerde zehri bir kere verirsin. Zaten onu yapmayacağım bile varsa gider yaparsın. O şekilde hareket edersin. Manipülasyon o şekilde oluyor. Zehirli oku atıyor yani. Aynen. Azeroth uyanınca kill them all diyecek. Rage'lenip charge'lanacak. Ben diyeyim size kaçın. Peki Jailer, Venter ve Dreadlord'ların benzemesi? Ya Jailer yani. Ben hani bunu aylardır söylüyorum. İnsanlar yeni uyanmaya var. Ben bunu ilk söylediğimde Utku ve Görkem dışında kimse mantıklı demedi. Onu da söyleyeyim. Ya çok belli değil mi abi? Adamlar Revendere gösteriyor. Primal Dreadlord olduğu o kadar belli. Yani biz Blizzard hakkında bildiğimiz en şey bir şeyin modelini bilerek tekrar kullanmıyor. Tabii. Evet. Kasıtlı yani. Aynı şeyi koymuş. Ben onu Shadowlands geldiğinden sonra kaç farklı yazıda yazdım. Şimdi Taliesin. İşte... Sen çok büyük adamsın abi. Taliesin sen. Evet. Hayır, yeni fark ettim. Çok ciddiyim. Taliesin bile bunu Revendere taşınınca fark etti. Ya da başka içerik için. Bunu anca fark ettiler. Magni ben neden cüce? Ben yani Gökhan. Ama yani ırkı o. Ya zaten şöyle bir durum var. Şimdi
vampirik olarak mesela gördüğümüz böyle özellikle vampirliği vurgulanan ırklarda bir ortak nokta var hep. Yani Samhain elflerinde de var. İşte Vantir ırkında da var Shadowlands'taki. Haliyle tabii Dreadlord'larda da var. Hepsinde bir vampirizm ve işte ruh emme ve bu işte gücü emitte kullanma mekanizması var. Yani bu bunun kasıtlı olmama ihtimali yok yani. Benzerliği özellikle gözümüze sokmalarının tabii ki bir sebebi var. Yani nerede? Ve işte Revendred düzlemini yaratan kişinin de bizzat işte Ventir'in başındaki kişi olduğunu da öğrendiğimiz için zaten otomatik olarak bağlantıyı kuruyoruz ve adamın sıfatlarından biri Lord of Dread yani. Yani bu kadar kör gözüne de ipucu verilmez yani. İşte gayet artık bilinçli yapıyorlar bunu tabii ki yani. Ve illaki o bağlantıyı da göreceğiz. Yani zaten şey de biliyoruz bakın. Lich King'in güçlerinin Maldraxxus'tan geldiğini söylediler mesela. Evet. Yani Lich King'in güçleri oradan geliyorsa işte Ice Crown'daki işte Sunlane'lerin gücü de tabii ki Ventir'lerden geliyor. Yani ha, bu Reddit'teki şeyi mi söylüyorsun? Haritayı mı söylüyorsun? O zaten şey biraz tabii orada Bastion'ı konumlandıramayınca herkes reddetmiş onu ama yani birebir olmasa da zaten yani Maldraxxus'la Lich King'in bağlantısı varsa diğer düzlemlerin de yani Ice Crown'daki diğer ırklarla bağlantısı olması şaşırtıcı mı? Tabii değil yani. Şöyle kısaca bir chat'e döneyim ben tekrardan. Çok özür diliyorum. Devam edeceğiz. Abi cüce olarak seçilmedi. O kataklizmden halkını korumak isterken Magni kristalize oluyor ve Azeroth'un sesini duyabildiğini düşünüyor. Ama tabii onların işte bizim yaptığımız teoriler karşılığında gerçekten Nuzot tarafından manipüle mi ediliyor? Yoksa gerçekten Azeroth'un sesini mi duyuyor? Bunu biraz daha ilerleyen günlerde görebileceğiz. Ondan. Sen nokta. Arkdruid mi demiş yine? Yok. Şey. Azot gibi neredeyse var ya. Ha, tamam. Yoksa duyduğu Azot zaten karaptık mı? Yok, ya işte onlar bunu hep ileriki şeylere teori yapacağımız şeyler. Yani şöyle söyleyeyim. Normalde hani lore master achievement'ı var ya, onu oyunda ne yapıyorsan oyundaki lore'u görevleri yapınca veriyor değil mi? Hani bizim şu anda konuştuğumuz birçok şey bizim kendi teorimiz. Hani biraz şey yapıyoruz yani. İşte ben şey diyorum ona, kırıntıları takip ediyoruz yani. Evet. Hansel Gretel modu. Yani. Deathwing özünde iyi biri miydi? Yani aslında ne derler, şımarık çocuk, rahat battı. Ben cevap verdim. Yani kimse özünde kötü değildir. Evet, sorsan, herkese sorsan herkes. Yani ne derler? Kendi davası açısından. Ha, bütün falan. Analara sormuşlar işte, kirpi demiş ki en yumuşak benim yavrum yani. Öyle bir şey. Yani şimdi şöyle bir şey var. İlk başta zaten Dragonflight olarak güçleri bunlara verildiğinde Deathwing işte yani lider olarak kendisi seçilmediği için o andan itibaren onun hırsı başlıyor zaten. Yani bozulmaya müsaitliği, nasıl diyeyim, Dark Side'a düşme ihtimali zaten o anda kendini belli ediyor. Zaten işte bunun işte en güçlü benim şeyine giriyorsa oradan anlayın işte. Yani özünde iyi mi kötü mü, çok iyi değilmiş demek Onyxia ki. Onyxia falan ne ayak? Onları siyahta konuşuruz abi. Onyxia tabii siyahta anlatırım hepsini uzun uzun. Onyxia evet ne yazık ki vefat etti kendisi elimizde. Kesinlikle. Böyle elektriği verip çatır, kaldırsak çatır da. Abi o da çok enteresan bir şey yani, elektrikle kargaya yavrusu Şahin görünürmüş. Ya işte aynı mantık yani. Herkes kendi davasının doğru olduğunu düşünüyordu tabii ama kötü yola gidiyor. Ha? Hani ama Deathwing'in artık meşruluğu yok yani. Yani tabii. Yani Deathwing mesela son ana kadar, o yani Dragon Soul'u kullandığı ana kadar bile aslında tam iyi değil. Yani güç kendisine bahşedilip de bilinçli bir yaratığa dönüştüğünden itibaren bir hırs var içinde. Niye ben siyahların, arkadaşlara bakıyorum? Siyahların çoğunda da böyle bir şey var zaten. Güç açlığı ve işte güç için ne entrika gerekiyorsa yapma böyle eğilimi
zaten ilk baştan itibaren siyahların çoğunda var. Sadece Deathwing'de de değil yani. Sadece Neltarion'da da değil. Öyle diyeyim. Yani siyahlarda böyle bir muhtemelen işte bu şey tabii. Zaten başka bir Black Dragon'da da var. Toprağa bağlı olmalarından ve güçlerini oradan almalarından dolayı bütün Old God'ların corruption'ıyla da birebir bağlantıları var. Nasıl işte şey Maligos'un Arcane büyüye ve Azeroth'un üstündeki Arcane enerjiye bağlantısı var doğal olarak. İşte aynı şekilde Neltarion'un ve siyahların da birebir olarak işte yer ve yerin altındaki her şeyle bağlantısı var. Ve oradaki çoğu şey de zaten Old God yani. En güçlü artık yer altındaki şeyler Old God'lar, yaratıklar. Kalıntı olarak bile mesela işte şey görüyoruz işte Yesaraj'ın mesela ölüsü bile yani bütün Pandaria kıtasını bu kadar etkiliyorsa düşünün işte hapis halde bile Neltarion'u ve diğer siyahları o Old God'ların etkisine kadar etkilemiştir yani. O yüzden zaten potansiyel olarak yarı korapt haldeler yani. Ya güçlerim. Hayır, sürekli big sabahtan akşama kadar yani. Deathwing'in oğlu arkadaşlar şöyle yani. Soruyu soruyorsunuz. Biz de lore konuşuyoruz evet ama biz bu akşamı kırmızılara ayırdık. Yavaş yavaş da geceyi yaptık yani 12'ledik. Bu tarz soruları şimdi cevaplarsak nacizane tabii cevaplayamadığımızdan ya da cevaplamak istemediğimizden değil ama siyah Dragonflight'ı konuşurken yani Black Dragon'ları konuşurken hiçbir konu kalmayacak gibi. Çünkü Deathwing'in oğlu Deathwing ile ilgili çok güzel sorular geliyor ama çok böyle şey cevaplarsak aynen. Kızmayın bize. Biz Deathwing'in oğlu olduğunu düşünmüyoruz bu kadar. Biz de Deathwing'in oğlu olduğunu düşünmüyoruz. siyah konusunda anlatacağız onu. Evet. Konuşacağız hem de çok uzun bir bırakayım yayını. Bu ara var. Şey Gökhan'cığım şeyde yanda şey var yayın planı var. Orada görebilirsin. Yayın takvimi koydum oraya. Facebook, Twitter, Instagram vesaire gibi İçin. Sosyal medya mecralarımızda da paylaştık. Pardon abi pek bilgim yok. Yok şöyle. Onu da bu yayının başında anlattık. Estağfurullah pardon yok bu kanalda arkadaşlar. Lambur lumbur soruyorsunuz. Hiç sıkıntı yok. YouTube'a attığımızda tekrarında dinleyebilirsin. Hatta sorun yani. Sorunuz varsa YouTube videonun altına koyun. Evet. YouTube'dan da soru sorabilirsiniz. Yani gerçekten şimdi yani o yayını illa o kombasını yani bu yayında soru yetiştirmemiş gibi olmayalım biz de. Yani sonradan aklınıza gelen ya da yayın bittikten sonra da böyle bir soru aklınıza gelirse şey olursa mutlaka YouTube'dan sorun. Biz zaten takip ediyoruz hepsini. Oradan cevaplarız yani. Evet mesela burada cevaplayamadığınız olsa copy paste atıp direkt atın yani. Tabii tabii. Yani görmemiş de olabiliriz. Yani akıyor sonuçta yazı. Kaçabilir. Yani kusura bakmayın ona da. Yani mümkün mertebe evet yakalamaya çalışıyoruz ama. Oku yakalıyor çoğunu da yani ne olur ne olmaz. Arkadaşlar yani... bu ara biraz reklam yapalım. Normalde yayınlarımızda yaptığımız şeyler değiller. Lütfen bizleri bu ekibi sosyal medyadan da takip edin. Yani bunları hem bize destek olarak düşünün hem de bu tarz şeyleri biz çok sıkça paylaşıyoruz. Yani yayın dışında da bir bu kadar daha derin lore sohbeti sosyal medya etrafında döndürüyoruz. Yok ve, yok. Dediğim gibi biz mesela az önceki sorunu cevapladım Level 100. Biz yok Deathwing'in oğlu olduğunu düşünmüyoruz. Detayını işte siyah ejderhaları konuşurken anlatırız. Yani neden düşünmüyoruz? Oğlu güçlü mü? Değil. Çünkü oğlu olduğunu düşünmüyoruz. Hani böyle biraz kaçamak bir cevap vermiş oldum da olayım ama. Değişik bir şey olduğunu düşünüyorum. Ne? Haydi. Ratyon bölümümüz var. Onu açıp izlerseniz oradan bir fragmanını görebilirsiniz. Gayrimeşru bu. İndir Ratyon. Yok yok. Biz onu Nuzot'un avatar olduğunu düşünüyoruz. Söyleyelim. Evet. Bütün sırrı bozdun yani. Ya aa falan. Hiç dememiştik halbuki. Değil mi? Koca bir yayın yaptık. Bununla alakalı bütün sırrı bozdun. Bir saniye verirsen bana sana konuyla ilgili yapılan yayının linkini atacağım. Şey diyeceğim hani bizi Twitter'dan özellikle Görkem'le ben biz bayağı gıcık gıcık yapıyoruz. Evet. Spamlıyoruz devamlı. Yani oradan da sorabilirsiniz aynen. Oradan da muhabbet olur. Konuşuruz üstüne. Rahat olun yani. Hem konu konuyu açar. İşte
Sonraki yayınlarda belki konuşulacak konular çıkar. Yani, bu ara nasıl bir algı var bilmiyorum ama içerik üreticilerine karşı arkadaşlar bizleri ekleyin. Kafanıza takılanları hani hariçten de sorun lütfen. Arkadaşlar biz uzak değiliz. Evet. Yani biz cevap veririz yani. Bizim zaten o açıdan da biraz yaramız var. O kadar konuşuyoruz. Kimse bizi sallamıyor da diyoruz yani ara sıra. Evet. Kimse yani merak etmiyor mu bunları diyoruz yani. Lütfen darlayın bizi de hem konu çıksın hem muhabbet olsun yani. Abi ben zaten blogu açmamın sebebi böyle muhabbet. Yani insanlarla fikirlerini paylaşmak. Soru gelsin. Hani biz buradayız. Sosyal medya içerikleri Twitter'dan görebilirsiniz. Hı-hı. Sadece Outlet'te biz laboratuvar buradayız. Twisting nedir lan? Ya view evet subscribe. Bu ara aşağıda şeyde panelde bulabilirsiniz. Şu anda komutlarda bir sıkıntı var ama niye iyi olduğunu bilmiyorum. Ünlem YouTube yazınca geldi işte. Yayın tekrarlarını takip ediniz. Şey var ya da gördüğüm şeyleri sosyal medyada yani. Tüm içeriklerimizi. Ya arada geçiyor olması lazım sizin için. Geçiyor. Yerine. Ya bugün geçiyor. Gördüm de sonradan saçma bir sıkıntı var deyince. Ben ona da bir komut yapayım böyle. Ünlem Görkem, Ünlem Muratan yazınca. Ha aslında güzel olur hakikaten. Şey dahil mi? Kayıp rıhtım dahil mi? Dahil gözüküyor. Turkish Netter. Ya zaten bir gold toplayayım. Bütün goldumu karakter transferi harcayacağım. Alakir ölü server. O yüzden ben de sıkıntılıyım o konuda yani. Aha o Alakir. Adamın karakter öyle atıl duruyor orada. Adam bir guild'de dedim kimin guild'i kendi vardı. Kendi okuyamam. Çalıp kendim oynuyorum. Ya al. Yani yapacağız bir şeyler ya. Ben de şimdi Shadowlands geliyor diye çok o işlere girmedim ama yapacağım yani bir hordlarımı kurtarma projem var. Ya ben şeyi düşünüyorum ya şu mesela korona tamam sen kedileri serbest bırak. Korona vesilesiyle birazcık olsun evden çalışma şeyine geçti bizim fabrika. Yani bir hafta kadar falan böyle bir imkanım oldu. Olmasa ben bu bütün içerikleri nasıl yetiştirirdim çok merak ediyorum. O kadar çok şey geldi ki gerçekten o Shadowlands efsane bir şey çıktı çünkü bilgi şeyi çıktı. İşte Bastion, Ravendread falan onların tamamen oynanması. Bir de yavaş yavaş falan takıldık. Öte yandan bir de şeyleri yapmaya devam ettik. Yani o konuda biraz muzdarim aslında? Yani 8-3'te çok fazla yapılacak şey var, grind var. Onun da biraz daha azaltılması gerekir yani. Ben de şeyi söyleyeyim, benim Warcraft çilekleri biraz azaldı son dönemde farkındayım. Ama yani öyle içimden kendime yazmıyorum. Ne yapayım başka şeylere. Şu Sylvanas'la ilgili yazdım, şimdi duruyor. Türkçe add-on olayı sıkıntılı be abi. Ya bir tane proje vardı onunla ilgili de nedense devam ettirmediler. Bayağı güzel çalışıyorlardı. Şimdi, biraz sistemkar olacağım ama sen yabancı değilsin. Abi o kadar yani tabiri caizse taraflarımızı yırtıyoruz, bir şeyleri yapıyoruz ama karşılığında elde ettiğimiz. Şimdi sağda solda da çıkmasın da işte abi adam paracıymış falan diye de değil. Buna harcadığın vaktin en azından izzet ikramını bile zor görmeye başladık. Yani bu konu biraz derin yaramız. Çünkü bizler de çalışan insanlarız. Eve geldiğimiz zaman pelte halinde geliyoruz. Özellikle beyin çok kötü o hale geliyor. Yani çünkü en büyük ne derler sermayemiz beyin. Bir de bunların üzerine o tarz büyük bir projeye girersek çünkü onun alt kodlamaları falan böyle bizim yaptığımız gibi işte ver videoya görüntüyü falan değil yani. Sen daha iyi biliyorsun. Bizi aşar. Ama işte dediğim gibi ekmeğimiz o taraftan olsa belki girilebilirdi yani. Akfon'un güzel bir sorusu var kaçmasın. Off topic bir şey soracağım. Bana çok soruluyor. Shadowlands çıkmasına 5-6 ay var. Daha bu sürede ne yapacaksınız siz? Almaya değer mi BFA'yı diyenler oluyor. Şöyle almaya değer mi? Bu tamamen ekonomik şartıyla, durumuyla alakalı yani bu soruyu soranın. Şimdi adamın gerçekten buna harcayacak bütçesi vardır. Evet değer. Çünkü oturup oyun oynayacaksın ve vaktini güzel böyle eğlenceli bir şekilde değerlendireceksin. Öte yandan buna dair nokta atışı bir içerik geliyor abi yakında. Yani bu dönemde Shadowlands'e kadar neler yapılmalı? İşte neler yapılabilir falan gibi.
ben neler yaptığımı söyleyeyim. Ben bir yandan Guldim'le Bitcrate'le gidebildiğim kadar gidiyorum. Ve onun yanında alt karakter kasıp gold farmlayıp token alıyorum. Yani. Bir de şöyle bir şey var arkadaşlar. Yani ben şey de söyleyeyim. Kendi fikrimi. Belli yerlerde yazanları görüyorum. Ya Hold'dan çok sıkıldım. Abi sıkıldıysan bırak. Şu an bırakmak için en doğru yaklaşım. Hiçbir şey yok ya. Yani bir şey kaçırmayacaksın. Sıkıldıysan bırak diyorum ben mesela. Çünkü sıkılıp oynamaya devam ettikçe bu kadar ya sövüyor. Oradaki problem şu Murat Han. Hani nasıl söyleyeyim, bir çark dönmeye başladı ya artık Gold'la game time muhabbetinde. Onu bak, bıraktığın an geri dönüşü yok çünkü. Mesela evet, ben de hani Shadowlands'ı aldıktan sonra bırakacağım tahminen ama evet, hani bir kere ona alışınca şey de oluyor yani, gold farmlayıp şey al. Vallahi hocam ben 2004'ün sonuna doğru, 2005'e doğru başladım. Yaklaşık bir 3-4 sene kadar yalnızdım. Solo takıldım oyunda. Gayet keyif alınabiliyor yani, o konuda herhangi evet. bir problem yok yani. Solo da çok fazla oynayan oyuncu var bu arada. Bir de şu an bence yeni oyuncular için en uygun zaman, çünkü her şey bittiği için tek bir şeyden geri kalmış durumda değil. Oyunu öğreniyor. Ama işte maddiyat. Şu andaki tek handikap maddiyat. Yani çünkü adam oyuna para verecek. Belki büyük ihtimal işte atıyorum kız arkadaşından kısacak, eşinden kısacak. İşte çoluğunun çocuğunun rızkından kısacak. Evet yani. Bir başlamak bile şu an 400 lira. He. O bir handikap var. Onun dışında dediğim gibi maddi bir herhangi bir imkanınız yoksa, şey imkanınız diyorum, sıkıntınız yoksa başlanabilir. Gerisi tamamen sizin şeyinizde kalıyor. BFA'yı oynamamış bir insan için değer. Bolca kontent var ama oynamış için şahsen ara verdim. Yani ara verilebilir. Şu an ara verme yeri. Ara vermeyiz. Biz de zaten yayınlarımızı takip ediyorsanız çokça Heroes of the Storm oynamaya başladık. Yani ben şu Altaholic birisi olarak kastırdık. Ay dur, böldüm, pardon. Ay ben böldürdüm ya aradan girip. Çünkü kastık arkadaşlar. Eğer kasmadıysanız Shadowlands paranızı oynayın. Ben zaten şu tabii yani. Mesela ara verenler genelde oyunda yapabileceği her şeyi yapmış insanlar. Yani mesela ben işte az önce onu diyecektim. Şimdi Altaholic bir tip olarak ben genelde single player gibi oynuyorum oyunu. Böyle beraber yapılacak şeyleri ancak grup bulursam, tesadüf olursa, biri çağırırsa falan gidiyorum. Ama şöyle bir durum var. Şimdi ben de mesela böyle oynamama rağmen o kadar fazla şey yapacak şey buluyorum ki. Evet, mesela evet. Şey yaptım ben. Bütün Allied Race'leri açıldığı anda hepsini açtım. Hatta hepsinin Heritage Armor'ını aldım. Yani o ırktan 110 kastım birer tane. Bütün işte alt karakterlerimin hepsini 120 yaptım mesela. 24 tane 120 var şu anda. İşte onlara şey yaptım, Heirloom topladım, onları yükselttim, ona gold kastım falan. Yani yapacak bir sürü şey vardı. Sonradan şeye odaklandım işte. War Campaign ilerledikçe 3 tane karaktere odaklandım. 3 çeşit, çünkü koldan gidiyordu hikaye. 3'ünü de ayrı ayrı oynadım. İşte hem Sylvanas Loyalist oynadım. Birini işte Sourfang Rebel oynadım. Birini Alliance oynadım. 3 hikayeyi de ilk elden gördüm. Ve işte o zaman böyle anca işte expansion'ın bütün konusunu gördüm diyebildim. Zaten işte mesela benim gibi oynayan insanlar bile, yarı single player oynayan insanlar bile yapacak bu kadar şey bulabiliyor yani. Ama o i̇şte, biraz da şeyle alakalı. İstersen cidden... Tabii tabii önemli. Yani bu oynamak istemekle alakalı işte. Murat Han'ın o dediği de çok doğru. Mesela yani sen sadece PvP yapmak istersin. Gireceğim Battleground yapacağım. E tamam, yaptım Battleground'ları, Conquest'ı capledim. Yapacak bir şey kalmadı dersin. Evet. Ama yapacak şey varsan oyunu oynamak istemiyorsun. Evet. Ama şey diyor yani. Sen hani... oyunu oynamak istedikten sonra yapacak şey bitmiyor zaten oyunda. Şurayı hani... da farmlayayım, yok gold kasayım, yok şu karakteri biraz gearlayayım, işte yok bununla cloak alayım, cloak'umun rankini arttırayım. Zaten sadece mesela altlara cloak almak tek başına bir iş yani. Gerçekten çok mantıklı. Şey diyeceğim. Hani istemiyorsan da oynama. Gerçekten insanlar böyle bir rahatsız hissediyor herhalde yani. Bu arada şey yapabilir miyiz? Çok kısa arkadaşlar. Çok araya girdim de. Dragon, Red Dragon Flight'ı bitirelim. Bir tane intro döndüreyim ben YouTube için. Böyle bir hoşça kal diyelim. Yayın devam etsin, muhabbete devam edelim. Çünkü kediyi serbest bıraktım. Tamam arkadaşlar. 30 saniye ricanızı istiyorum. 30
hemen geri dönüyoruz. Hoşçakalın arkadaşlar. Bizi dinleyip geldiğiniz için teşekkür ediyoruz. Yayın devam edecek. Sadece Kırmızı Ejderha sınıfını anlattığımız yayın sona erdi diyelim. Yayın devam ediyor. Bir yere ayrılmıyoruz arkadaşlar. Buradayız.